Merhaba, ben Serkan Mert. Serinin üçüncü bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde karakterimizin ana suretini çıkartmıştık. Tabii biraz detaylandırdık bunu. Hani ikinci bölümde biz doğrudan ZBrush'ın kendi şeyini küresini kullanıp bunun üzerinden bir çöp adam oluşturabilirdik. Yani böyle detaya girmemize gerek yoktu. Bu biraz bize zaman kaybettiren bir şey. Yani bu formları çıkartırken doğrudan formun asıl şeklini çıkartıp zaman kaybetmeyebilirdik. Küreyi kullanıp şey yapabilirdik. Hani çöp adam oluşturup onun üzerinden detaylandırma yapabilirdik. İşte buradaki oranlara, işte ikinci bölümde bahsetmiş olduğumuz oranlara dikkat ederek. Veya Lootbox'taki işte tool araçları veya işte figürlerin olduğu menüye girip buradan işte istediğiniz veya yapacağınız işe uygun bir figürü seçip bunun üzerinden detaylandırma da yapabilirsiniz. Şimdi bu yanlışlıkla şey yaptım ben. Şunu tekrardan bir sahneme kurayım. Şimdi burada şey yapacağız. Hani detayları bir tık yükselteceğiz. Şu an Dynamesh'imiz 32'de, Dynamesh 32'de, perspektifimizi de aktif edelim. Detayları bir tık yükselteceğiz. İşte ki malum, işte sürekli söylüyorum. Hani ZBrush'ta tıpkı resimde olduğu gibi, hani düşük detaydan önce basit karalamanızı yaparsınız. İşte referans noktalarını çıkartmaya çalışırsınız. Akabinde o çizgiler üzerinden hani konumunu, işte açısını, işte ölçeğini vesairesini ayarlaya böyle detaylandırarak asıl haline getirirsiniz. Burada da aslında yaptığımız şey o. İşte basit vuruşlarla, basit dokunuşlarla, basit formlarla hani karakterin suretini görüyoruz. İşte bunun üzerinden asıl karakteri yorumlamak ve bunun üzerine uyarlamak daha kolay oluyor. Düşük detaydan yüksek detaya doğru. Burada şey yapılıyor. O yüzden hani mesela Dynamesh üzerinden çalıştığımız için bunu yapmak zorundayız zaten. Yani 32 şu an işte biz yüksek detay verdiğimizi ve burada her Dynamesh uyguladığımızı o yapmış olduğumuz detaylar kaybolacak zaten. Uğraşmanın bir alemi yok. Doğrudan biz yüksek detay verdiğimizde, poligon yoğunluğu verdiğimizde bu sefer müdahaleler biraz zorlaşacak. O yüzden hani ufaktan işte hani düşük poligon yoğunluğundan yüksek poligon yoğunluğuna veya düşük detaydan yüksek detaya gitmek bu tür çalışmalarda yapabileceğiniz en iyi çalışma yöntemi. Şimdi karakteri yavaş yavaş yani bir tık detaylandıralım. Şimdi şöyle bir bakalım. Önce şu duruşta biraz şey var. Şu duruşu biraz şey yapalım. Şöyle Ctrl Shift'e bas. Şurada lassoyu alayım. Şu kolu bir şöyle bir kaldırayım. Şöyle bakalım. Şu perspektifi bir kapatalım. Şu ayağı biraz şey alalım. İçeriye. Şimdi şu duruşla ilgili bizim nasıl diyeyim şeyde hani karakterimizin duruşu. Yani şu iskeletin düz duruşu, işte bu kaval kemiği, işte bu ön tarafa kas gelmediği için genelde arkada kalıyor. İşte kafamızdan başlayıp şeye kadar olan kısımda hani şu düz çizgiyi koyduğumuzda karakterimizin duruşunu aşağı yukarı şöyle bir şey görmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım. Şu biraz şunu şöyle taşıyalım. Şu kafayı da biraz yükseltelim. Fazla aşağıda duruyor. Şimdi bu kafa meselesiyle ilgili şunu önce bir şey yapayım. Şöyle bir yükselteyim. Şimdi simetri mi açıkken hani formları taşıdığınızda shift tuşuna basın. Shift tuşuna basmazsanız işte objeyi bozabilirsiniz. Shift tuşuna bastığınızda da işte oluşturmuş olduğunuz kontroller düzlemi neyse hani o eksende şey yapacaktır. Yukarı aşağıya veya sağa sola taşıyacaktır.
Şöyle şey yapalım. Evet, şimdi şu kolumuzu geri çağıralım. Şöyle bir bakalım. Şu şöyle Lesso'yu bir çağıralım şuradan. Şimdi biraz daha şöyle kesebilirdik. Şöyle yapalım. Şey tersine bir çevirelim. Şuradan rotate alalım. Şunu hafif şöyle bir basalım. Şu şekilde. Evet. Detaylandırmaya başlayalım. Şöyle Dynamesh verelim. Şimdi yapacağımız şey önce hani tabi isteğe bağlı olarak istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Şimdi ben kafadan başlayacağım. Biraz şöyle toparlayacağım kafayı. Şöyle molda biraz şey yapalım. Şu temsili kaşımızı gözümüzü yerleştirelim. Şu an tabii şeyimiz düşük, poligon yoğunluğumuz düşük. O yüzden şey yapmıyorum, fazla bir detay vermiyorum şeyde. Sadece hani bakıldığında kafam biraz bana şey versin. Hatta şey de yapabiliriz. Yani böyle şeye girmeye de gerek yok. Doğrudan yuvarlayıp şey de yapabiliriz. Yani böyle uğraşmaya, şekillendirmeye vesaire şey yapmaya da gerek yok. En son onu ayarlayabiliriz. Şu kafayı. Biraz alalım yukarı. Şuradaki şeyleri verelim, kasımızı verelim. Standart alalım. Şöyle bir şey yapalım da rahat çalışalım. Ctrl Shift'e bastım. Şu çalışacağım alanı seçtim. Şöyle. Rahat çalışalım şurada. Şu omuz kasını yükseltiyorum biraz. Şöyle şuradan başlayıp yükseltebiliriz şöyle. Şimdi şurayı biraz oyalım. Biraz daha oyalıyoruz. Şu şeyimizi verelim. Şuradaki göğüs kafesimizin üst kısmındaki şu kemiği şu biraz daha yükseltebiliriz. Evet. Şeyi bir kaldıralım tekrardan. Şimdi şu göğüs kaslarımızı biraz şekillendirelim, toparlayalım.
Şimdi şu göğüs kaslarını toparlarken burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Onlardan birincisi şu. Şurada bizim hemen şu kasla, şu göğüs kasıyla omuz kası arasında hemen şu şey kürenin olduğu, göğüs kemiğinin olduğu, göğüs kafesinin üst kısmındaki kemiğin olduğu şu arada bir boşluk olur. Şöyle bir boşluk olur. O boşluğu şeyde koruyun. Hani şurada şeyi yaparken, yükseltmenizi yaparken o boşluğu mümkün mertebe şeyde korumaya çalışın çalışma içerisinde. Şöyle bir smooth vereyim şuraya. Şöyle yan tarafa döndüm. Şimdi bu şeyde yan tarafa döndüğümüzde şimdi şurada formda mesela bizim şöyle şurayı şöyle bir düzeltelim. Şöyle yumuşatıyorum şu arayı şöyle. Şeye döndüğümüzde burada form olarak nasıl bir şey yapabiliriz burada? Benzetme yapabiliriz. Hani yandan görünen bir su damlası tezahür edin. Su damlası tezahür edin. Aşağı yukarı yandan bakıldığında o şekilde görülür. Yani şuradan bakıldığında şöyle bir yarım bir su damlası şeklinde. Şöyle bir şey yapalım. Şu hatta şunu şöyle yukarıya kaldırabiliriz. Şöyle pinç aracımı alayım. Keskinleştirelim burayı. Şey bakalım. İyi gibi. Tabii şu an şeyimiz yok. Omuz kasımız yok. Onu vereceğiz. Şimdi şu omuz kasımızı şöyle biraz şekillendirelim. Hemen şuradan şöyle. Şey yaparken şu hani şu şeyin hani göğüsten başlayıp şuradan şöyle bir kesiti olur şeyin. Şu şeyin yüksekliği de aşağı yukarı hemen bizim göğüs hizamıza denk gelir. Şurayı yuvarlayalım. Şöyle şu şekilde aşağı yukarı. Şimdi bu şeyle ilgili, omuzla ilgili, hani mesela şuradan şey geldiğinde, işte burayı şimdi nasıl tarif ederiz? Hani şöyle bir ovallik, yani şöyle düz değil, şöyle keskin de değil, yani şöyle açıda keskin de değil, hani şöyle yumuşak bir oval şeklinde bir şey, bir geçişi olur şu omuz kasın. Şöyle şu. Şöyle biraz daha yükseltelim. Şu da yani şu şey kasımızda hemen şu göğüs kasımızın olduğu şey hizaya aşağı yukarı o civara gelir. Şöyle şu. Şunu biraz daha şöyle açabiliriz. Evet. Şu kanatları fazla indirmişiz. Şöyle biraz toparlayalım şöyle. Şöyle biraz içeri alalım. Dynamesh vereyim şuna. Şu an şeyimiz hala düşük. Poligonumuz hala düşük. Şeydeyiz. 32'deyiz. Resolution değerimiz 32.
O yüzden hani şu an halen daha şeyde değiliz, asıl detaylandırmada değiliz. Bunu işte 64'e veya 128'e çıkarttığımızda veya biraz daha yükselttiğimizde asıl detaylandırmamızı orada vereceğiz. Şimdi şu pazı kısmı bizim, şöyle yapayım, şuradan bir şey alayım. Şimdi bu pazı kısmı bizim hemen şu koltuk altı kısmımızdan, yani şurası, şurada şu kesiti görmemiz gerekiyor. Yani şurada bir içe, yani koltuk altına doğru bir çöküntü görmemiz gerekiyor. Ve buradan yani şu şey takip ederek şurada şöyle pazımızın formunu biz burada görürüz. Şimdi o şeyi düzelteceğim biraz, pazıyı. Şu an poligon düşük olduğu için hani abartmaktan korkmuyorum. Çünkü smoothla anında şey düzeltebilirim. Formu düzeltebilirim. Tabii şeyimiz yüksek olsaydı biraz zorlanırdık. O yüzden daha bir dikkatli çalışmamız, yani resolution değerimiz veyahut da poligon değerimiz yüksek olsaydı, o zaman çalışırken bayağı bir dikkat etmemiz gerekecekti. Şimdi pazımızı da yaptık. Şimdi bu pazı biraz fazla aşağıda. Şimdi mesela bizim nasıl diyeyim, aşağı yukarı şu ikinci, yani bel boşluğumuzun hizasında olması gerekiyor. Şu işte şeyi referans alabiliriz veya buradaki bel boşluğu işte şu hani şurayı da sayarsak ikinci şeyin hemen hizasında olması gerekiyor. Şey pazı şu an çok düşük. Şöyle şurada bırakabiliriz. Şurada bırakabiliriz. Şimdi şu üstteki şeyimizi verelim, kasımızı verelim. Şimdi hemen şurada şöyle kolun içine doğru gelen şurada. Tabii bunları böyle bu kadar detaylı vermenize gerek yok. Hani formun kabasına hakim olduğunuzda da mesela hani yumuşattığınızda zaten şeyin birçoğu görünmeyecek burada. Şu kasanın şeyini verdim. Arkaya dönelim. Şimdi şuraları biraz şekillendirelim. Şöyle. Şurası biraz fazla şeyde aşağıda. Evet. Şimdi şurayı hemen şöyle bir düşürelim. Şurayı biraz yumuşatalım. Şöyle burası biraz fazla şey olmuş, basık olmuş. Şurayı da bir şişirelim. Şu bakalım, burayı fazla kaldırmışız. Evet, yürü. Şimdi şuradaki şeylerimizi verelim, kaslarımızı verelim. Şimdi ilk başta şöyle şu omuzu daha önce yapmadım. Hani bunların üstüne bindireceğim için şu an şey yapıyorum. Hani nasıl diyeyim? Önce bu şeyleri yani yarışık olarak şuradaki şu kasları bir yerleştirelim. Akabinde üzerine omuzu bindirdiğimizde doğru bir şeyi almış olacağız zaten orada. Şu. Şimdi şuradan şeyimizi yerleştirelim. Kasımızı.
Bakalım fazla da şey yapmayalım, bozmayalım. Evet. Şu. Şimdi şimdi şurayı biraz şey yapalım. Şimdi şuradaki şeyimizi, kasımızı vereceğiz. Hemen gene tıpkı pazıda olduğu gibi. Şöyle içeriden başlıyorum. Şöyle. Biraz ufaltayım. Şöyle yan tarafa doğru. Şöyle yükseltiyorum. Yan tarafa doğru. Sonra aynı işlemi ters tarafa yapıyorum. Şuraya. Yani şurayı da alalım şöyle de sonra şey de keseriz. Şey alpayla. Şöyle bir şey vereyim ben. Şöyle bir smooth vereyim. Bakalım. Şimdi şurada şeyi bırakmış olmamın sebebi, yani şurada şu oyuntuyu bırakmış olmamın sebebi bizim dirsek kemiği, yani işte bu eklemin olduğu koldaki şu eklemin olduğu dirsek kemiği şuraya geliyor. Şöyle şu şekilde. Şurada biz şeyi görürüz, şu formu görürüz. Poligonumuzu yükselttiğimizde biraz daha detaylandıracağız orayı. Şu. Şimdi şey kola geldiğimizde, yani bilek kısmına geldiğimizde, şimdi şeyde, şimdi şu bizim bileğimiz biraz fazla şeyde. Şunu biraz indirelim aşağıya. Evet, şöyle iyi gibi. Şimdi fırçamızı alalım tekrardan. Şimdi bizim şimdi bu avuç içimiz şeylere bakıyor. Yan tarafa bakıyor. Yani bizim avuç içimiz şurası. Burası elimizin üst kısmı. Şimdi bu elin duruş şekliyle, hani şimdi pazı, şimdi mesela elinizi eğer bu karakterde olduğu gibi tutarsanız, yani işte avuç içi yere bakacak şekilde, şimdi pazılarınızın doğrudan karşıya baktığını görürsünüz. Bu bilek kısmı şey eklem yerinden, yani bu kolun dirsek kısmından sonraki o bilek yerinden yine mesela bu dirsek kısmının iç kısmının karşıya baktığı, bileği biz aşağı doğru çevirdiğimiz için işte görüntülü anlatmanın da böyle avantajları var. Keşke şeyle yapsaydık. Neyse. Şöyle karakterde göstereyim. Şimdi şu iç kısım bizim karşıya bakar. Ama şuradan bizim kasımız şöyle yükselir. Şöyle karşıya bakar. Gene aynı keza şöyle yapayım. Şurayı bir ayırayım. Şöyle kolu aldım. Şöyle bizim kol kasımız şu. Şöyle biraz yükselteyim. Şimdi bizim şu dirseğimiz hemen şurası, dirseğimiz. Burası bizim iç kısım, kolumuzun eklem yerinin iç kısmı. Şimdi şuradaki kas şimdi şuradan gelir ve dönerek şu baş parmağımızın hizasına doğru devam eder. Şöyle. Baş parmağımızın hizasına doğru şöyle devam eder. Şöyle şeyimizi de verelim, kasımızı da verelim. Biraz yükseltelim şurayı. Şu. Baş parmağımıza doğru şöyle devam eder. Şimdi şurası bizim nasıl diyelim? Şöyle
Şöyle içeriye doğru şey yapar. Yani gene burası şeye devam eder ama şurası şöyle içeriden şöyle bir kas şeyimiz olur şurada. Şöyle. Şekilde. Hemen şu arka kısmı yine şuradan devam eden şöyle bir şeyimizi biz görürüz kasımızı. Şey yapsaydık bir referans çıkarsaydık onun üzerinden rahatlıkla gösterirdik ama detay kısmında zaten yani şu anda seçmekte zorlanabilirsiniz ama hani detay kısmına girdiğimizde orada şey rahatlıkla seçebilirsiniz formu rahatlıkla seçebilirsiniz. Şu anda seçmek biraz güç oluyor. Ki şu yanlış yaptık şey. Ki hani şöyle söyleyeyim. Tabii yani böyle detaylı çalışmanız da gerekmiyor. Böyle detaylı çalışmanız da gerekmiyor. Hani şöyle kabadan şeyi verip zaten şurada yumuşatmanızı yaptığınızda o detayların birçoğu ölecek zaten. Önemli olan hani o yükseltinin rahat seçilebilir olması. Şunu şöyle biraz ayarlayalım. Şöyle şeyi bir kaldıralım. Şu kolumuz biraz fazla aşağıda olmuş. Şöyle şuradan biraz şey yapalım. Şöyle şunu da taşıyalım. Evet. Şimdi şu şeyimizi ayarlayalım. Şu göğüs kaslarımızı biraz şöyle belirginleştirelim. Açabiliriz şöyle. Kası biraz şöyle düşürelim. Şimdi şuradaki şeyimizi biraz belirginleştirelim.
Şu arka tarafı da toparlayalım biraz. Şurayı yükseltelim. Şurayı ne olur biraz taşıyalım. Fazla içeride duruyor. Yeah. Şimdi şu kalçamızı biraz şekillendirelim. Hemen şuradan. Biraz daha aşağıdan yapabiliriz. Bakalım fazla da abartmayalım. Evet. Şimdi gelelim şu bacağımıza. Şimdi şu bacağın şeyi formu ile ilgili ben size bir iki şey söyleyeyim. Şimdi mesela şunu bir şey yapayım şöyle. Biraz düzelteyim. Şimdi bacakta yani bacakta bulunan kaslarda şöyle bir şey var, bir olay var. Şimdi mesela hemen şuradan başladığımda, şimdi mesela altta oyuyorum şurayı, şöyle arkaya doğru geldim ve diz kapağımın olduğu yere doğru şöyle hani kısmi bir kalp şeyi çiziyorum buraya. Şu. Yani şöyle kısmi bir kalp formu çiziyorum buraya. Şöyle biraz içeriden alıyorum şunu. Biraz daha içeriden alabiliriz. Şöyle. Şurayı da şöyle kestim. Hani nedir işte kısmi bir kalp şekli çizdim şuraya. Şöyle. Kısmi bir kalp şekli. Şimdi hemen şurada şu noktadan yine başlayıp şurada bir karo şeklinde hani iskambil kağıtlarındaki bir karo düşün. Şöyle bir karo şeklinde bir şey form yaptım. Yani ne yaptım işte şurayı kestim şöyle bir kalp formu yaptım. İşte ortasına da işte bir sinek karo şey iskambil kağıdındaki karo sembolünü koydum, amblemini koydum. Şimdi şeyde yükseltirken şimdi şurası burayı bir su damlası gibi düşün. Altı oval ve bombedir. Üste doğru şey yapar, düşer şu. Şuraya bir su damlası koydum. Karonun hemen yanına bir su damlası koydum. Şöyle. Şöyle biraz yumuşatayım. Fazla da abartmayalım. Bunun yanına da aynı şekilde bir su damlası koyacağım. Fakat bunu yaparken şöyle bir şey var. Şimdi şu su damlası daha büyük. Buradaki su damlası daha küçük. Ve aynı zamanda şu su damlası yukarıdadır. Şöyle bir açıda.
Bu su damlası biraz daha aşağıya, hani büyük ve şey olduğu için daha fazla aşağıya gelmiş şu şekilde. Şu. Şimdi şuraya da su damlamı yapıyorum. Bunu fazla, yani bu ufak, yani bunun gibi değil. Bu biraz daha ufak bir su damlası. Şöyle. Şurada bırakıyorum. Şu. Biraz daha ufak. Şu olarak baktığımızda bu biraz yukarıda. Bu tabii büyük olduğu için biraz daha aşağıda. Şunun da üst tarafını, hani karon üst tarafını şöyle biraz şişiriyorum. Hani kast şey görünsün diye. Bu. Ya yani olay bu. Şimdi şurayı şöyle bir dynamesh vereyim. Akabinde şurada bir yumuşatma yapayım şöyle. Bizim buradaki şeyimiz bu. Tabii kasıtlar sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda mesela hani şu daha da böyle bir detaya inmemek istediğimiz, hani şurayı biz kalple kesmiştik. Şimdi orada o kesmiş olduğumuz alana bir şerit ekliyorum. Şu. Kesmiş olduğum alana şöyle bir şerit ekliyorum sadece. Böylece işte buradaki kaslarımızı vermiş olduk. Tabii şey yaptığımızda bunu daha da üzerinde detaylı çalışıp şey yapmanız mümkün. Asıl olması gerektiği şekliyle. Mesela şurayı şöyle bir oyayım. Evet. Buradaki kasımızın olayı bu. Şu şeyi de şöyle bir oyalım şurayı da. Şimdi şimdi şurayı şey yapmıştık. Şöyle şurayı biraz belirginleştirdim şöyle şeyde. Şimdi bizim şöyle şeyimiz var. Disk kapağımızın olduğu şey bölüm. Şu. Hemen burayı şey yaptık. Şimdi şuradaki şey kasın şöyle önce bir şurayı biraz boşaltalım. Yani yumuşatarak da yapabiliriz bunu. Şimdi şuradan başlıyorum, hemen şu şu kemiğin hemen şuradan başlıyorum. Şöyle aşağıya doğru ayağımın şu yan tarafında bitiriyorum. Şu, yani şuraya bir şerit koydum şöyle kas. Şöyle bir şerit koydum. Tabi bunu hani noktadan başlar, noktada sonlanır. Ortası geniştir. Bunu şöyle içeriye doğru genişleteceğim kası. Kaslar genelde hep şeydir. Yani onu unutmayın. O size çok şey verecektir. Hani formları yorumlamada çok şey verecektir. Yani noktadan başlayıp noktadan, yani çıkışları noktadır. Gene sonlanma noktaları da noktadır. Ortaları şişkindir şu şekilde pazarda. Hani şey Amerikan futbol topu gibi düşün. Amerikan futbol topu gibi düşün. Tabii her kas için söylemiyorum ama genel itibariyle aslında bütün kaslar öyledir de hani bazı kas gruplarında hani form biraz farklı görülebilir, algılanabilir ama aslında bütün kaslar o şekilde şekilleniyor. Şöyle şurayı belirginleştirelim. Normalde böyle uğraşmanıza da gerek yok. Onu tekrar altını çizeyim yani.
Hani burada sizin rahat görebilmeniz, rahat seçebilmeniz için hani biraz şey yapıyorum ben, abartıyorum biraz fazla, hani hiç gerek yokken mesela o detaylar üzerinde duruyorum. Normalde buna hiç gerek yok. Şöyle şuraları düzeltelim biraz. Şöyle şurayı da şöyle düzeltelim. Şimdi arkaya döndük. Şimdi buraya en basit şekliyle şimdi şuradaki şey form şudur. Yani kalçanın formu şudur. Kalçanın formu şudur. Tek fazla düşürdük şimdi şey bozuk şey yapacağız diye. Şimdi bu arka kaslarla ilgili hani en basit şekliyle şu şeyleri şöyle smooth'la yumuşatayım şu şeyi göstermek için. En basit şekliyle gösteriyorum. Hani en basit şekliyle. Şurayı şöyle ortadan bölersiniz. Şu. Burası bizim işte dizimizin kırılma alanı. Diz kapağımızın olduğu yer. Şurayı şöyle ayrı şişirirsiniz. Burayı ayrı aynı şekilde şurayı da şey yaptığınızda hani en basit şekliyle o istediğiniz şeyi zaten size verecektir formu. Ama tabii yani kaslar sadece bunlarla sınırlı değil. Kaslar sadece bunlarla sınırlı değil. Ama hani şey yaptığımızda tabii biz yani böyle anatomi çalışmıyoruz, yani burada karakter yapıyoruz ki işte pantolon gelecek vesaire şey olacak, işte olmasa bile hani şunu yaptığınızda bu bile kendi başına yeterli, karakter için yeterli. Şeyi çok fazla şişirmişiz, şöyle şey yapalım biraz indirelim. Şu. Aynı olayı şurada da yapıyorsunuz. İşte şunu biraz şöyle içeriye doğru biraz oyuyorum. İçeriye doğru biraz oyuyorum. Şöyle. Şimdi biraz açabiliriz. Şimdi bu oymuş olduğum yerden itibaren. Şimdi mesela şurayı oyduk şöyle. Şimdi şu içeriden şöyle kasımı şekillendiriyorum. Şurayı şöyle biraz daha şişiriyorum. Şurayı. Şurayı. Şu. Burayı da aynı şekilde şöyle şişiriyorum. Burayı biraz daha fazla şişireceğim. Yukarıya doğru. Yani şuradan bakıldığında şu iç tarafta şu şeyi görelim. Şuradaki kası görelim. Şunu da görelim biz. Ha, en basit haliyle böyle tarif edebiliriz herhalde. Hayır, sonrasında daha da detaya inmek istediğinizde tabii yani buradaki kasların her birinin şeyi kendi içinde daha da detaylanıyor. Bakalım şöyle bir karakterimizi şeyine. Şeyimiz biraz fazla aşağıda gibi şöyle.
hatırlıyorum şöyle. Şimdiki şu elleri şey yapalım biz yumruk yapalım. Şu şeyi bir açalım. Auto masking, best face mask dedim burada. Hani ince yüzeylerden şurayı çalışırken arkayı yüzeyi etkilemesin. İnce yüzeyleri çalışırken mutlaka bu brush fırçalardaki auto masking kısmından bu back face mask seçeneğini aktif ederseniz arka taraftaki şeyleri yani diğer bir yüzeyi etkilemeyecektir. Temsil olarak şöyle bırakabiliriz şeyi. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi şeyi 64 yapalım. Detayları bir tık daha arttıralım. Şu Dynamesh uygulamadan önce şuradaki şeylerimizi biraz düzeltelim. Formlarımızı biraz düzeltelim. Evet, detaylarımızı şey yapıp detayları diyorum yükseltip poligonumuzu yükseltip detaylandırmaya yani detayımızı bir tık daha yükseltebiliriz. Şimdi şunu ben gene altını çizeyim de şimdi bu normal modelleme prosedürü değildir. Yani hani normal çalışıyor olsaydım bu şekilde çalışmazdım kati suretle. Şu an böyle çalışıyor oluşum yani bu hem işi çok uzatıyor hem yoruyor hem işi uzatıyor. Böyle çalışıyor oluşumun sebebi hani tekrar tekrar üzerinden geçiyorum ki hani muhtemelen işte ilk dinlediğinizde kaçırdığınız ilk dinlediğinizde hani nasıl diyeyim sizin için bir anlam ifade etmeyen yerler sonraki aşamalarda hani tekrar üzerinden geçtiğimde sizin için bir anlam kazanacaktır. Hem de hani tekrar olması hasebiyle akılda kalıcı olacaktır. O yüzden hani böyle detaylandırarak tekrar tekrar üzerinden geçiyorum. Bunun sebebi bu. Akılda kalması, anlaşılır olması, şey olmaması. Ki bu şey hakikaten de işe yarayan bir şeydir, tekniktir. Çünkü sürekli tekrar yani artık sıkıntıyı anladık ya artık tamam yani o kadar da şey yapmam bir alem yok dediğinizde artık o anlaşılmıştır. Artık o anlaşılmıştır. Tek şeyimi belirginleştireyim şöyle bir daha.
Şu son şeylerimi yapıyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Akabinde şeyi yükseltip resolution değerini yükseltip detaylarımı arttırmaya gideceğim. Şu kasla ilgili şunu biz hani böyle bırakıyoruz ama hani şurada bazen şey olabilir. Bir kas daha çıkabilir. Bu çok nadiren olur. Yani her karakterde olmaz. Ama hani bazı karakterlerde işte yaygın olmasa da bazı karakterlerde şuradaki kas da hani şeye bağlı olarak, sporcuya bağlı olarak veyahut da karaktere bağlı olarak şuradan yeni bir kasın çıkması da muhtemeldir. Hani yapacağın zaten referans varsa onu orada göreceksiniz. Şimdi burada şey yapmanın bir alemi yok da. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle şeye bakalım. Şöyle bir olan kısmına bakalım. Şöyle bizim şöyle. Şu çizgi, şu hani şu şey olan mesafe, şurası bizim göğüs uçlarımızın olduğu alandır. Onları ekleyeceğiz sonrasında. Şimdi restoration'ımızı 64 olarak değiştirelim. Detaylarımızı daha da üst seviyeye çıkartalım ve karakterimiz artık istediğimiz karaktere yakın bir şey olsun, forma gelsin. Artık şeyi görelim, çalıştığımız karakteri burada biz görelim. Evet, resolution değerimizi 64 olarak değiştirdik, yükselttik. Şimdi detaylandıralım. Bu bölümde mümkünse karakteri tamamlayalım. Tamamlayalım. Yani en azından şeyi tamamlayalım. Suret tamamlayalım da sonrasında kıyafetlere ve işte diğer detaylara geçelim. Şimdi şöyle şu kafayı biraz daha şöyle bir yükseltelim. Akabinde şu kolları kaldıralım.
diyorsun ama. Bir, iki. Sekiz olarak şey yapabiliriz şöyle. Şimdi karakteri detaylandıracağım. Bu arada bu üçüncü bölümde ZBrush'ın hani biraz iş sahasıyla ilgili birkaç şey söylemeye dair söz vermiştim. Şu şeyleri yaparken onlara değineyim biraz. Veya şöyle yapayım. Şimdi burada modele odaklanırken şey yapması biraz güç olacak. Biraz güç olacak. O yüzden hani burayı sesi şimdi sonlandırayım. Burada şey yapayım. Daha sonra kaydın üzerine ses eklerim. O sesin üzerinde de işte o şey üzerinde de hani burada gerçek zamanlı video oynarken o arada ben de işte sonradan hazırladığım ses kaydıyla size işte bildiğim kadarıyla hani bu sektörde işte ZBrush'ın yeri neresidir? Nelere dikkat edilmeli, hangi şeyler daha popüler, işte bunun
önemi nedir vesaire gibi, yani sektörle ilgili dilim döndüğünce mümkün mertebe sizlere bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi susacağım ben. Hazır susmuşken şey de yapayım, bir tane müzik açayım kendime arka planda. Böyle ufak ufak ayısı ayısı devam edelim. O arada da hani şey bittiğinde, bu bölümün asıl şeyi bittiğinde üzerine sonradan o ses kaydını da ekler, akabinde yayınlar, sizinle paylaşırım. Evet, şu anda ses kaydına geçtim. Video çalışma gerçek zamanlı olarak şu an ilerliyor. İşte daha önceki şeylerde yaptığımızdan pek farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece detaylandırma yapıyoruz şu an. Hani formları, yapıları ve şeylerin doğru olması ölçeklerini işte kontrol ediyoruz. İşte detaylandırıyoruz ve olması gerektiği şekle getirmeye çalışıyoruz bu bölümde. O yüzden hani modelin üzerinde durmaya pek fazla gerek yok. Tekrar olacak. Ama hani çalışma içerisinde şu olursa tekrardan durup orada yapılan işlemle ilgili şey yapabilirim. Bilgi verebilirim. Şimdi biz 3D dünyasını konuşalım biraz. 3D dünyası ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Yani şunun kalın çizgiyle altını çiziyorum. Şu an mesela bu konuyla ilgili anlatacaklarım, hani benim kendi perspektifimden, kendi içinde bulunduğum koşullardan hareketle edindiğim tecrübelerle, veya öyle söyleyeyim, benim kendi şahsi bizzat kendi edinmiş olduğum tecrübeleri aktaracağım. Kendi bakış açımı ve sektörün burada işte bu 3D'de ne noktada olduğuyla ilgili bazı şeyler anlatacağım, ama bu anlattıklarımın büyük bölümü benim şahsi kanaatimdir. Kendi içinde bulunduğum ve edinmiş olduğum tecrübeler ışığında söylüyorum bunu, nispetinde söylüyorum bunu. Başkasının görüşü, başkasının yorumu çok daha farklı olabilir. Ki olacaktır da. Çünkü 3D dünyası çok büyük bir dünyadır. Yani hakikaten de biz hani genelde şey işte bunu sinema ve oyun sektörü olarak düşünüyoruz 3D dünyasını. Ama aslında 3D, yani 3D aklınıza gelen gelmeyen, yani birçok şeyin içine girip çıkmıştır. Birçok şeyin içindedir. Yaygın olarak kullanılır. Yani oyuncak sektöründen tutun sanayiden işte vesaire, ki özellikle mesela CNC ile uğraşan, takı tasarımıyla uğraşan veya oyuncakla uğraşan, oyuncak sektöründe çalışan insanlar bunu iyi bilir. İşte kutu tasarımından tutun vesaire şeylere kadar, yani aklınıza gelen gelmeyen çok geniş bir sahası vardır. Yani 3D dediğimizde öyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi biz 3D dünyasına ilk adımımızı attığımızda, ilk 3D dünyasına adımımızı attığımızda bizim öncelikli olarak ne yapmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Burada ayran gönüllü olmamak lazım. Hani biraz ondan biraz bundan, her çıkan programı takip edeyim, öğreneyim işte. İşte bir gün render yapıyor, bir gün işte parçacık animasyonuyla uğraşıyor, bir gün işte animasyon yapıyor, bir gün işte ne bileyim modelleme yapıyor, bir gün işte farklı bir şey yapıyor falan. Bunlar şeydir. Hani yani yapılmasını demiyorum tabii. Olursa güzel olur. Fakat asıl yapılması gereken şey burada kendinize bir branşın, bir bölümün seçilmesi, ki çok geniş bir bölümü, çok geniş bir branş şeyi vardır, seçeneği vardır. Birini seçip onun üzerinde kendinizi geliştirmeniz, yani ağırlığı ona vermeniz, yani onu esas olarak almanız, hani mümkünse onu farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle bezemeniz. Ya o işin ayrı bir boyutu, ama yapılması gereken şey, yani 3D dünyasına ilk adım atıldığında ilk başta karar vermeniz gerekiyor. Yani ben ne yapacağım? Modellemeci mi olacağım? Ki model dediğimizde de bu modelin de şeyi değişiyor. Hani karakter modelinden endüstriyel modele kadar. Ya yani modellemenin de birçok şeyi var. Kolları var, branşları var. Yani her modellemeci şey olacak anlamında değil. Yani işte ne bileyim işte bir Hulk karakteri de yapar. Bir işte ne bileyim Marvel'a bilmem neye bir karakter de yapar. İşte falan bir sanayiye
işte falan bir ürünün şeyinde yapar anlamında değil. Yani o değişiyor, herkesin şeyi farklı. Hani modelci mi olacaksınız, renderci mi olacaksınız, şey mi olacaksınız, ne olacaksınız, onu önce bir kendinize bir şey yapmanız gerekiyor. İşte animasyonla mı uğraşacaksınız, simülasyonla mı uğraşacaksınız, script mi yazacaksınız, şey mi yapacaksınız, ne yapacaksınız, onu bir kendinize belirlemeniz gerekiyor. Tabii bunu net yapmanız gerekiyor. Hani ben modelci olacağım, modellemeci olacağım dediğinizde ne modelleyeceğim? Şimdi o soruyu sormanız gerekiyor. Veya animasyon dediğinizde neyin animasyonunu yapacağım? Mesela kamera animasyonu, karakter animasyonu, işte parçacık animasyonu, şu animasyonu, bu animasyonu vesaire. Bunları netleştirmeniz gerekiyor ve o seçmiş olduğunuz şeyin üzerinde, yani mesainizin büyük bölümünü bunların üzerinde geçirmeniz ve bu konularda artık derin bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Kendinizi o minvalde yetiştirmeniz gerekiyor. Ki bu iş şeyine baktığımızda, hani Türkiye ile ilintili konuşacak olursak, hani hangisi daha iş anlamında geniş imkanlar bize sağlıyor? Modelleme, hani bana göre modelleme burada uzak ara birinci. Yani bu endüstriyel modelleme özellikle, yani hani oyun vesaire şeylerden bahsetmiyorum, karakterlerden bahsetmiyorum ki onların da yeri var. Onlar da çok önemli Türkiye'de. Ama özellikle endüstriyel ürün modelleme ve tasarımlar, kişi tasarım ve şey ayrıdır, modelleme ayrıdır. Çok rahat iş bulabileceğiniz, çünkü sanayiden bahsediyoruz, bildiğimiz sanayiden bahsediyoruz ve bu sanayinin içerisinde binlerce firmadan bahsediyoruz ve bu binlerce firmanın içerisindeki işte kurulmuş olan birimler içerisindeki işte yetişmiş eleman ihtiyaçlarını görüyoruz, görüyoruz. Bu anlamda hani şey yapıyorsanız, ücretli olarak çalışmak istiyorsanız, endüstriyel ürün modellemeleri uzak ara mesela birinci diyebilirim iş bulma açısından. Onun dışında aynı şeye baktığımızda, modellemenin şeyine baktığımızda, mesela karakter modelleme dediğimizde, hani bunun şöyle bir şeyi var. Mesela hani biz ZBrush'a baktığımızda, ZBrush genelde hep böyle şey bilinir. Hani oyun ve sinema sektörü. ZBrush sadece oyun ve sinema sektörünün programı değildir. Yani akla gelen gelmeyen her şeyde kullanılır. Yüksek detayın lazım olduğu her sektörde, her firmada kullanılır. Yani silah savunma sanayinden tutun da hani o silahların üzerindeki işlemeler, motifler, desenler vesaire, işte veya ahşap işlemesi veya metal işlemesi veya işte figür yapımları veya işte oyuncak sektörü ciddi anlamda kullanır bunları. O yüzden hani modelleme de şey yapılabilir, hani ücretli iş bulunabilir Türkiye'de rahatlıkla. O konuda da pek fazla sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Mimari modelleme biraz şey, sıkıntılı diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var, 3D dünyasında. Şimdi bizim jenerasyon biraz şanslıydı. Yani işte hani 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum. Başlayan insanların durumu biraz farklı. Şimdi o zamanlar program zaten daha, yani programlar 3D daha yeni yeni yaygınlaşmaya, yeni yeni çıkmaya ve yaygınlaşmaya başladığı için hani sektör içerisinde de kullanılan bir şey değildi. Şimdi o yüzden bunun ne eğitimi vardı, ne yetişmiş elemanı vardı, ne bir şey vardı. O yüzden hani 3-5 bir şey yapabilen, yani iyi kötü bir şey çıkartabilen insanlar kıymetliydi o zamanlar. Yani alaylı olmuş, işte dışarıdan gelmiş, sonradan öğrenmiş, fark etmiyordu. Ki mesela işte bizim jenerasyona baktığınızda birçoğu şeydir. Yani marangozluktan gelmiştir, ne bileyim eczacılıktan gelmiştir veya ne diyeyim, hani tekstilden gelmiştir, falandan gelmiştir, filandan gelmiş. Hepsi sonradan gelmiş. Çoğu sonradan gelmiş. Çoğu değil, hepsi sonradan gelmiş. Yani benim tanıdıklarımın hepsi sonradan gelmiştir. Hiçbirisi şey değildir, eğitimli değildir. Ama şey bilir, yani altyapıları vardır. Yani altyapıları derken şey, yani çocukluktan beri mesela bu konularla meraklı uğraşan insanlar. Yani adamlar da belli bir şey oturmuş zaten. Belli bir şey oturmuş. Bilgi oturmuş. Şimdi günümüzde durum biraz farklı. Artık üniversiteler mezun vermeye başladı. Yani uzun zamandır mezun vermeye başladılar da. Hani güzel sanatlar bölümü işte özellikle bu konularda ciddi mezunlar vermeye başladı. Tabii eğitimlilerin çoğalmasıyla birlikte hani
dışarıdan sonradan alaylı olarak bu şeye, sektöre girmiş insanların işi zorlaşıyor günümüzde. Yani daha da işte zaman ilerledikçe daha da zorlaşacak. Çünkü öncelik şeydir. Eğitimli insanlarındır. Öncelik eğitimli insanlarındır. Ki öyle de olması gerekiyor. Ancak ve ancak hani dışarıdan geldiyseniz, alaylı bu işi yapıyorsanız çok iyi işler yapmış olmanız gerekiyor. Yani kendi rüştünüzü ispat etmiş olmanız gerekiyor. Hani şimdi eğitimli dediğimizde bu her ne kadar eğitimini almış olsa da şey olsa da hani mantığına sahip. Şimdi eğitim dediğim şey o. Yani mantığına sahip. Yani ne yapacağını biliyor adam. Ne yapacağını biliyor. Hani onu yapar yapamaz o ayrı mesele. Yani onu yapar yapamaz o tecrübeyle alakalı bir şey. Yapamayabilir. Bu bir eksik değildir. Ama bu onun yapamayacağı anlamına gelmez. O gün yapamaz. Ama işte temel mantığına sahip olduğu için genel prensiplere, genel mantığa sahip olduğu için, hakim olduğu için, işte eğitimde o verildiği için kısa zamanda sonuca ulaşır. Sonuca ulaşır. Kısa zamanda sonuca ulaşır. Ama şey öyle değil. Hani dışarıdan gelen alaylılar öyle değil. Onlar tırmalar. Yani çabalar. Yapabilmek için, oluşturabilmek için veya o şeyi çıkartabilmek için saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşır. Çünkü ne yaptığını bilmez. Sürekli hani olana kadar ya oldu mu, oluyor mu, olacak mı derken günleri, ayları, haftaları devirir. Eğitimler öyle değil. O yüzden eğitimler genelde birinci öncelikli tercih sebebi. Şimdi mimari modellemede hani eskiden pek bakılmıyordu ama artık günümüzde mimarlık okumuş olman gerekiyor. Yani ki öyle de olması gerekiyor. Zaten mesela hani mimari iş yaptınız mı bilmiyorum ama şimdi yapanlar bilir. Ben mesela ilk şeyimi hatırlıyorum, işimi hatırlıyorum. İç mimari ile ilgili. Hatta şey bir peyzajdı, pardon, bir peyzaj yani bir çevre düzenlemesiydi. Binalar vesaire şeyler vardı. İşte yapabilir misin şu mu bu mu falan, adamlar da sıkışık tabii yani mecbur kalmışlar, yoksa yani bizde muhatap olacak adamlar değil. Şimdi tabii biz daha öncesinde yapmışız, yani daha öncesinde hani kendi kişisel çalışmalarımız vesaire şeylerimiz falan var ama zaten onu görüp adamlar hani bizimle irtibata geçmişler, konuşuyorlar. Yapabilir misin? Yaparız. Daha önce yaptık. Halbuki daha önce bir şey yaptığımız yok. Yani yaptığımız şey, yani biz kendi kafamıza göre oturup bilgisayarda işte hani oldu mu, oluyor mu? Ya işte ya boş ver, burası böyle olsun. Ya işte ya olduğu gibi işte idare eder falan. O şekilde yapıyoruz. O şekilde kafa, yani göz kararı. Kafamıza göre iş yapıyoruz. İyi falan, şu bu tamam dediler adamlar. Ya işte çok sıkışık şu bu falan filan. İşte adamlar bana projeyi bir gönderdiler. O zaman hayatımda ilk defa şeyi görüyorum. Yani mimari çizimi görüyorum. Arkadaş plan bana bakıyor, ben plana bakıyorum. Yani anlamlandıramıyorum ki hani onu modellemeye geçeyim. Arkadaş bir sürü rakamlar, yazılar, işte şeyler. Lan bunun altı neresidir, üstü neresidir? Ya arkadaş burada ibareler var. Bu ibareler neyi ifade ediyor? Eviriyorum, çeviriyorum, olacak gibi değil. İşte ondan sonra ki bizim zamanımızda şey de yoktu. Böyle internet işte şimdiki gibi böyle şey de değildi. Hani siz söyleyin böyle YouTube, YouTube falan, o zaman da böyle bilgi paylaşımı, şu an bilgiye bırakın bilgiye, programı bilmem ne falan da ulaşamıyorsunuz. Böyle şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi, şimdi aç YouTube'a, YouTube'da her şey var. Öyle öyle işte şey yaptık. Hani işi öğreniyorsunuz zaman içerisinde ama yani şey sektör, bu hani serbest çalışırken ki rahatlık da değil. Yani onun bir altını çizmek lazım. Katı kuralları vardır. Size iyi para verirler ama karşılığında istedikleri şeyi aynen isterler. İstedikleri şeyi aynen isterler. Yani işte gibisi mibisi yoktur. Bu işin gibisi mibisi yoktur. Sana göresi bana göresi de yoktur. Mesela şöyle bir şey var. Bunu şeyde de görüyorum ben. Hani internette de görüyorum. Bazı bu işi yapan insanlar için, insanlarda da görüyorum. Adam mesela şey müşteriye kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya işte o öyle olur mu, işte ya ben diyor işte yıllarımı vermişim buna diyor, işte bu işte olması gereken bu. Bu işte doğrusu şudur, işte bilmem nedir falan, müşteri işte ille de şunu istiyor. Ya kardeşim adam para veriyor. Adam para, yani sen kendine yapacağın zaman kendi keyfine göre, kendi zevkine göre yap. Yani adam sana para veriyor ya, adam senden bir şey istiyor. Ya yani onun dışına çıkamazsın kardeşim ya. Adam sana diyorsa ki şu şöyle olacak,
Onu öyle yapacaksın. Yani o daha iyi oluyor. Adama eğer sorarsa söylersin. Dersin ki ya hani ki soruyorlar da. Hani şu şöyle yapalım da hani sen ne dersin? O zaman diyorsun yani işte bunun şeyi şudur ki bazen kabul edilmiyor, istenmiyor. Kardeşim yani dünyada bunun şeyi şudur diyorsun. Hani renk paleti şudur veya işte ne bileyim hani yapılan şeyde şuna dikkat etmeniz lazım şudur bilmem nedir falan filan. İşte tecrübeniz var, tecrübenizi söylüyorsunuz veya şeyi söylüyorsunuz. Dünyadaki bunun kullanım şeklini anlatıyorsunuz. Ona rağmen mesela adam hiç hoş durmayan, mesela hiç güzel olmayan şeyi tercih ediyor. Tercih ediyorsa onu yapacaksın. Ne yapacaksın? Yani adam para veriyor. Adam bedava yaptırmıyor. Hayır işi yapmıyorsun ki adama. Yani mesela onlar da işin ayrı bir şeyi. Sektörün o şeyi var. Adam bir şey istiyorsa onu aynen o şekliyle vereceksin. Çünkü adam senden hayır işi istemiyor. Yani adam sana para veriyor. O para karşılığında zaten kafasında oluşturduğu bir şablon var. Yani adam bir beklenti içerisinde. Adam daha önceden onun planlamasını yapmış. Onun şeyini belirlemiş. Hatlarını vesaire şeylerini, detaylarını belirlemiş. Adam senden sadece onu yapmanı istiyor. Şimdi onu yapabiliyor musun? Bir, genelde hani yapamayanlar yoruma gidiyor. Hani ya işte şöyle ya işte ya burası aslında böyle daha hoş. Yani demeyi yapamıyorum. Şey olur. Veya işte bazıları hani biraz ne diyelim kapris mi diyelim şey mi diyelim kibir mi diyelim ya da hani iyi niyet mi diyelim iyi niyet diyelim hani adam daha iyi olsun istiyor daha iyi olsun istiyor muhtemelen öyle söyleyeyim daha iyi olsun istiyor o yüzden hani kızıyor öfkeleniyor falan iş dünyasında öyle bir şey yok yani öyle çalışıyorsanız yani adam size para veriyor adam sizden ne istiyorsa odur müşteri her zaman haklıdır yani müşteri her zaman hakikaten de haklıdır yani bu öyle boş bir söylem değil çünkü adam size para veriyor adam müşteri her zaman haklıdır ne istiyorsa o. Bu şey meselesiyle ilgili şimdi konu o kadar geniş bir konu ki şimdi nereden girelim nereden şey yapalım şimdi tek başıma şey yaptığımda hani Kaf Dağı'nın şimdi Kaf Dağı karşımda duruyor şimdi neresinden şimdi neresini anlatayım size zirvesini mi anlatayım eteklerini mi anlatayım yamaçlarını mı anlatayım üzerindekilerini mi anlatayım şeylerini mi anlatayım neyi anlatayım çok geniş bir konu hani soru cevap şeklinde olsaydı daha rahat ilerlerdi ama şu şey mesela en çok merak edilen şimdi ZBrush'a geleceğim onu en sona atıyorum. Önümüzde bir saat vakit var. Ücret konusu mesela inanılmaz bir şey var. Geyik var ücret konusuyla ilgili. Şimdi sitelere bakıyorsunuz, forumlara bakıyorsunuz, bilmem nereye bakıyorsunuz. İşte bilen bilmeyen herkesin mesela işte vermiş olduğu tarifeler var, ücretler var, işte bilmem neler var, şunlar var, bunlar var vesaire. Hatta böyle bir linç şeyi var. İşte adam mesela çok ucuz yapıyor. İşte piyasayı sektörü öldürdüğünde işte bilmem ne yaptığında işte ya işte bu adamlar işte sektör öldürüyor şu bu. Yani adamın şeyi o. 10 liraya yapıyor 10 lira. Yani 1 liraya yapıyor 1 lira. Yani adam dese ki işte kardeşim bizde her şey 1 lira Çin usulü şeyi. Bizde her şey 1 lira. Yapabiliyorsa yapsın. Sana ne? Yani adam yapıyor, adam çalışıyor, adam şey yapıyor. Şimdi sen onun daha üzerine çık. Daha kalitesini, daha güzelini yap. Ben mesela hayatta şey yapmam. Yani adam çıksın desin ki lan işte şunun yaptığı işi ben 1 liraya yaparım. Verin bana. Yapabiliyorsa yapsın. Yapabiliyorsa yapsın. Hakikaten takdir ederim ya. Takdir ederim adam lan derim. Helal olsun ya. Adam 1 liraya yapıyor. Takdir ederim. Fiyat meselesi şöyle. Tek tip bir fiyat yok. Yani bunun altını çizeyim. Yani bu genelde bilgi kirliliğidir. İşte şu fiyata ver, bu fiyata ver, bilmem neye ver, işte şu bu bilmem ne ya şu, o fiyata yapılır mı? Yapabilen yapar kardeşim. Yani bunun şeyi yok, adı yok. Şimdi bunun şeyi gibi düşünün. Tişört mesela 10 liralık bir tişört. Pazardan aldığınız 10 liralık bir tişört. Benzer bir tişörtü işte marka bir mağazaya gittiğinizde işte markası olan işte meşhur bir mağazaya gittiğinizde orada 150-200 liraya alıyorsunuz 10 liralık tişörtü. Yani 10 liralık tişörtü demeyeyim yani bir yerde işte tişört alıyorsunuz 10 lira işte markası olan iyi bir yerden aldığınızda 150-200 lira. Şimdi bu şeye baktığınızda ikisi de aşağı yukarı aynı işi görüyor ama bu aradaki fiyat farkı ki bunların arasında da gene farklı fiyat ortalamaları var. Hani en alt ve en üstü verdim. Şimdi buradaki şey ne? Yani tamamen giderlerle alakalı bir şey olmakla birlikte aynı zamanda marka meselesi de var. Mesela mimari çizimlerde özellikle tasarımlarda. Mesela marka meselesi var. Adam marka yapmış kendisine. İşte özellikle mimarda bu. Mimarlıkta, mimarlarda çok var bu.
Adam marka yapmış mesela. Sırf adama hani o adamın imzası işte tasarım şeyi işte bu adama ait diyebilmek için sırf adamın imzası için mesela adama o işi o adama veriyorlar. Sırf yani adamın imzası mesela dikkat ederseniz bazı mimari projelerde şey görürsünüz. İşte hani bizim için bir anlam ifade etmiyor çünkü biz o sektörün içinde olmadığımız için bizim için bir anlam ifade etmiyor ama mesela sektör içinde çok etkili. Adam mesela afiş yapmış. İşte o tasarımı yapan adamın imzası en büyük puntla mesela şeyde afiş üzerinde. Ya adam doğrudan şey ya yani tasarım mimari işte yapıyı bilmem ne falan bırak adam şeyi satıyor. Ya yani adam tasarımını satıyor adam. Oradan para kazanıyor. Şimdi marka olduğunuzda şimdi ona ekleyeceğiniz fiyat, vereceğiniz fiyat, müşteriye vereceğiniz fiyat tabii Ahmet'in, Mehmet'in fiyatından farklı oluyor. Çünkü siz bir markasınız. Yani rüştünüzü ispatlamışsınız. Tasarımınızda yapmış olduğunuz işlerle artık hani belli bir yere gelmişsiniz. Kalitenizi vesaire şeyinizi ispatlamışsınız. Yani adam şu rahatlıkla yani işi bu adama verdiğimde hani dünya standartlarında bir iş alacağım. Ya yani bunun garantisi var ve beni uğraştırmayacak. Yani sürprizle yaşamayacağım. Şu olmayacak, bu olmayacak. Adamın kalitesi ortada vesaire. Şimdi o adamın verdiği fiyatla Hasan Hüseyin verdiği fiyat bir değil. Hasan Hüseyin verdiği fiyat bir değil. Aynı zamanda mesela şimdi ofis çalışan adam var, freelance çalışan adam var. Şimdi freelance ile ofis çalışan adamın, şimdi ofis çalışan adamın durumu bir değil. Şimdi freelance çalışan adama baktığınızda adam keyfine göre çalışıyor. Yani keyfine göre demeyeyim, haksızlık olmasın tabii. Adam diğer herkese en çok çalışan, yani keyif derken şey açısından söylüyorum. Şimdi giderleri yok, sabit giderleri yani şey gibi değil. Şimdi mesela ofise baktığınızda bunun kirası var, elektriği var, çalışanları var, çalışanların maaşları var, yemekleri var, sigortaları var, şunları var, bunları var, var oğlu var yani bir sürü mükellefiyetleri var, bir sürü sabit gideri var. Şimdi o adamın belirlediği fiyatla freelance çalışan bir adamın belirlediği fiyat tabii ki bir olamaz. Yani şimdi adam giderlerini yapmış olduğu işin üzerine koyuyor. İşin süresine bağlı olarak yapmış olduğu işin üzerine şey koyuyor. Kendi karını koyuyor. Daha sonra hani işin üzerinde böyle artistik bir şey varsa, sanatsal bir şey varsa veyahut da işte hani standartların üzerinde bir iş yapıyorsa artı bir de onun üzerine sanat parası koyuyor adam. Hani şey parası koyuyor, ne diyeyim tecrübe parası koyuyor. Şimdi o adamın çıktığı rakamla freelance'in çıktığı rakam tabii ki bir olmaz. Freelance dediğimiz ne? Adam diyor ki ben bunu diyor otururum diyor. İşte en fazla zorlasam diyor 12 saatte yaparım diyor. Nedir işte 12 saat işte yakacağım elektrik belli, yiyeceğim yemek belli, geçireceğim zaman belli ki artı bir freelance'de şu var. Yani ben şimdi o işi yapmasam boş kalacağım. Şimdi o saati boş geçirmek mi daha iyi yoksa onu hani iyi kötü bir ücretle geçirmek mi daha iyi? Şimdi onun düşüncesiyle yani onun fiyat belirlemesiyle ofis çalıştıran bir adamın fiyat belirlemesi arasında dağlar kadar fark var. Artı bir de yapılan iş. İşin yani tıpkı o tişörtte olduğu gibi şimdi 200 liraya satılan tişörtün malzemesiyle kalitesiyle 10 liraya satılan tişörtün kalitesi bir olur mu? Artık çok büyük farklar var. Aynı şekilde diyor işe de öyle. Yani yapılan iş de öyle. Mesela işte ne diyeyim hani ben 10 liraya render alırım diyen adamın aldığı renderla ne bileyim hani biraz iyi kötü biraz yüksek rakam isteyen adamın aldığı render bir olur mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün. Arada dağlar kadar fark. O yüzden çalışma üzerindeki her bir şey nitelik fiyatı belirliyor. Yani fiyatın üzerine artı bir değer koyuyor. Artı bir değer koyuyor. Sizin içinde bulunmuş olduğunuz durum bunu etkiliyor. İşte giderleriniz bunu etkiliyor. İşte yapmış olduğunuz işin kalitesi bunu etkiliyor. Sisteminiz harcamış olduğunuz elektrik veyahut da işte o çalışma süresi boyunca geçecek olan zaman vesaire gibi her şey fiyatı etkiliyor. O yüzden Ahmet'e sorduğunuzda fiyat farklıdır. Mehmet'e sorduğunuzda fiyat farklıdır. Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye, Veli'ye sorduğunuzda fiyatlar çok farklıdır. Sadece fiyatlar da farklı değildir. Sadece fiyatlar da farklı değildir. Aynı zamanda şeyler de değişir. Hani iş teslim süresi, çalışma şey. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Şimdi mesela benim aldığım renderla amatör olarak uğraşan bir adamın aldığı render hani süre anlamında bir olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi biz ona göre mesela altyapımızı kurmuşuz. Donanımımızı, sistemimizi ona göre kurmuşuz. Şimdi benim mesela 2 dakikada aldığım render'ı adam 10-12 saatte alıyor.
Şimdi o adamın çalışmasıyla benim çalışmam bir olabilir mi? Şimdi ben mesela çalışırken tekrar tekrar kontrol yapabiliyorum render'da. Tekrar tekrar yani 30 defa 40 defa render'a benim için problem değil ki. Hani ışık oldu mu? Işığı biraz sağa kaydırsam nasıl olur? Işığı biraz sola kaydırsam ne? Şimdi normal bir ev bilgisayarıyla çalışan bir kişi böyle imkanlara sahip değil ki. Adam render'ını aldı, orada bir sürpriz yaşadı mı? Hayda, şimdi bir daha ya işte 7-8 saatlik render altına girecek adam, ya da işte onu olduğu gibi kabul edecek. Adamın öyle bir şansı yok, öyle bir lüksü yok adamın. O yüzden her şey etkiliyor, her şey etkiliyor çalışmayı. O yüzden fiyatlar değişir, iş süresi değişir. Şimdi mesela işte yıllardır bu işi yapan adam, şimdi adam 10 dakikada yapıyor. Yeni başlayan bir adam nereye 10 dakikada yapıyor? Adamın daha programı açması yarım saat, 40 saat. Ya yani arada işte o tecrübe şeyini yaydığımızda adam 10 dakikada, 15 dakikada ne diyelim mesela, adam bir araba yapıyor ya. 15-20 dakikada adam araba yapıyor. Şimdi yeni başlıyor. Adam şeye, programı açıp oraya işte box eklemesi veya bir poligon eklemesi, bir plane eklemesi, adam nereden baksan bir yarım saat. O şey yok, alışkanlık yok adamda. Yani o ezber yok. O yüzden her şey değişiyor. Bu biraz şey gibi. Bu Picasso'nun bir şeyi var. Meşhur bir öyküsü var. Hani tablo satıyor ya, işte kadın yüksek meblağla Picasso'nun tablosunu satın alıyor. İşte kadın doğal olarak para veriyor. Yani dünya, bir dünya para veriyor. Merak ediyor ve soruyor. Hani bu resmin tamamlanma süresi nedir diye. Yanlış hatırlamıyorum ama şimdi hani biraz sallayacağım. 5 dakika diyor şeyde. Kadın doğal olarak öfkeleniyor, diyor ki yani 5 dakikalık işe mi diyor, ben diyor bu kadar parayı veriyorum. Orada Picasso'nun söylediği şey var, 5 dakika olur mu hanımefendi diyor, 60 sene artı 5 dakika. 60 sene yani, o 5 dakika, o şeyi 5 dakikada yapana kadar ben 60 senemi verdim ya, yani öyle bir şey var. O yüzden burada fiyat, hani şu diyen kişi muhtemelen sektörün dışında. Bu arada şunu da söyleyeyim, mesela bizim de mesela fiyatlarımız değişiyor. Firmaya göre, firmanın istediği iş kalitesine göre, firmanın istediği ürüne bilmem ne, yani bizde de öyle hani bir çetele yok. İşte hani herkese 50 lira. Her şeye 50 lira. Öyle bir şey yok. Şimdi firmaya bakıyorsun. Şimdi bir firma var, bir firma var yani. Adama işte ne bileyim hani 100 bin, 200 bin lira fiyat çeksen adam hiç, yani oralı bile olmaz. İşte öyle adamlar var. Adamlar 50 lira istedi mi sanki ve ciğerini söküp almışsın gibi yaklaşan adamlar da var. Şey değişiyor. Şey değişiyor. İşte istedikleri işin kalitesi ve işin niteliği değişiyor. Şimdi mesela bazı insanlar var. Adamlar takılmaz. Yani sen ver de diyor. Yani adam neredeyse şey, yani hani böyle paint'te çizilmiş gibi versen bile diyor, benim işimi görür diyor. Yani adam hiç takılmıyor. Öyle ışığı şuraya koymuşsun, şöyle ışık oyunu yapmışsın, bilmem ne yapmışsın. Yok işte formun bütün hatları dışarı çıkmış, yani bütün hepsi seçilebilir, hani ürün çok iyi anlatılıyor vesaire gibi, adam hiç oralara takılmıyor ya. Paint'te çizilmiş şekli bile olsa diyor bana yeter diyor, sen diyor onu ver diyor. Şimdi bu adama vereceğim fiyatta, şimdi adam işte hani ne diyelim, hani milimetrik her şeyine böyle kusursuz takılmakla birlikte aynı zamanda hani o görselin kalitesine takılan adama verdiğiniz fiyat değişiyor, değişiyor. O yüzden hani bunun ve sabit bir fiyatı yok. Zaman içerisinde o tecrübeyi ediniyorsunuz. Zaman içerisinde kimle nasıl konuşacağınıza, kime ne fiyat vereceğinize, kime ne gibi şeyler yapacağınıza, hani o çalışmanın içerisinde. Mesela şöyle bir şey vereyim. Hani bir veya onu hiç vermeyeyim, onu şey yapmayayım. Şeye girmeyeyim. Şimdi gelelim bu şeye, biz asıl meselemize, ZBrush meselesine. Şimdi bu, şu şeyi söyleyeyim. Hani bu ilk başladığınızda ne iş yapmaya karar verdiğinizle ilgili, mesela yapmak istediğiniz işe göre de program vardır. Yani onun da altını çizeyim. Yani bir program öyle her işte her sektörde kullanılan bir program değildir. Mesela endüstriyel tasarımlarda öyle 3D Max bilmem ne falan kullanılmaz. Yani Cinema 4D Blender falan, hani görselleştirmede kullanılır. Hani mesela adam der ki şu ürünü ben render'ını istiyorum, ya katalogda kullanacağım, ya işte afiş yapacağım, ya işte müşterilerime göstereceğim falan. Alırsınız 3D Max'te yaparsın. Ya yani orada öyle hani milimetrik ölçek olması gerekmiyor. Ürün birebir görünsün yeter. Ne kalıba girecek, ne CNC'ye girecek, ne bir şeye girecek, bir şeye girmeyecek. Şimdi orada o kadar önemli değil. Yapabilirsiniz ama
Hani adamlar işte kalıba girecek veya işte ne bileyim CNC'ye veya işte ne bileyim böyle bir işlem yapılacak kullanılır bir ürün istiyorsa bunların programları bellidir. Yani chat programları kullanıyor. Ya AutoChat kullanacaksınız ya SolidWorks kullanacaksınız ki benim tercihim SolidWorks'tır. Hakikaten de çok iyi bir programdır. Mimari çalışıyorsanız mesela hani 3D Max, Minimum Max falan değil. Hani görselleştirmede mesela şeyde kullanıyoruz biz. Ya bu 3D Max meselesi mesela 3D Max, Cinema 4D, Blender, Maya bunlar hani bütün 3D programları içine alan programlardır. Yani bunu üniversite gibi düşün. Yani kendi içinde sayısız bölümleri, branşları vardır. Ucu bucağı yoktur bu programların. Yani bu dört programın ucu bucağı yoktur. Diğerleri gibi değildir. Mesela ZBrush'ta yapacağınız şey bellidir. Onun dışına çıkamazsınız fazla. İşte ne bileyim SolidWorks'ta yapacağınız şey bellidir. Onun dışına çıkamazsınız. Veya işte diğer programların yapılış amaçları zaten belli bir kitleye, belli bir şeye hitap eder. Ve onlara dönüktür. Onların ihtiyaçlarını, onların beklentisini karşılamaya dönüktür. Ve onun üzerinden geliştirilir. Şimdi 3D Max, Maya, Blender, Cinema 4D falan bunlar böyle değil. Bunlar alabildiğine yani 3D dünyasını komple içinde taşır. Yani simülasyonunu da yaparsın, animasyonunu da yaparsın. Ne bileyim renderında çalışırsın, modellemeni de yaparsın, yaparsın da yaparsın, her şeyi yaparsın. O yüzden bu dört programı ayırmak lazım. Yani bunlar şeydir. Mesela işte diğer programlar mesela ZBrush oturduğunda bir haftada iki haftada programın inciğinin cıncığına kadar her şeyini öğrenirsin. Her şeyini öğrenirsin. Veya işte ne bileyim SolidWorks'a girdiğinde hani işte yan programları var onları saymıyorum ama genel itibariyle hani ne diyeyim sana işte bir hafta iki haftada hadi de ki bir ayda mesela programı aşağı yukarı bütün özelliğini öğrenirsin. Diğer keza programlar da öyle ama 3D Max işte Cinema 4D Blender Maya falan bunlar böyle değil. Bunlar böyle değil. Yani mesela bu ben yıllardır mesela 3D Max'te çalışırım. Uzun yıllardır çalışıyorum. Neredeyse ilk sürümünden beri çalışırım. Arkadaş 3D Max bilgin nedir diye sor bana. Yani de ki hani en iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle %30, %31 en iyi ihtimalle yani o da yani hani her şeyi daha yani yarım bildiğim, eksik bildiklerimi de dahil ediyorum işin içine. De ki hani %30, %35, %30 yani belki hani şeyleri de dahil ediyorum. Hani kıyıda köşede görmüşümdür de onları da dahil ediyorum. Onları da dahil ediyorum. Değil. Halen daha mesela işte 3D Max'te yeni yeni şeyler görüyorum. Yani yıllardır 3D Max'in içinde olması ve kullanılıyor olmasına rağmen yeni yeni şeyler görüyorum. Bu programlar böyle diğerleri gibi değil. Yani onları ayırmak lazım. Onlar çok farklı bir şey. Yani bu şeylerin babası. Yani 3D'nin babası. Dört programı ayırmak lazım ki o dört programda hani hangisini seçmeliyiz? Hepsi aynıdır aslında. Yani tabii şeye bağlı olarak tabii hani mesela ücret farkı var. Mesela ücrete göre şey seçilebilir. Veyahut da hani bazı şeylere şimdi mesela 3D Max burada biraz şey gibidir. Hani 3D dünyasının hani Windows'u gibidir. Şimdi yapılan bütün programlar, oyunlar, işte pluginler vesaire şeyler mutlaka Windows'un vardır. İşte bazıları işte Linux ekler, işte Macintosh ekler, bilmem ne ekler falan bu hani programların işte satışına dönük işte farklı versiyonlarıdır. Bu da şey gibi yani 3D Max'in şey de o yani bütün pluginlerin, bütün scriptlerin, bütün şeylerin en yaygın ve en geniş olanları 3D Max'tir. 3D Max'tir. Diğerleri hani gerçi Blender bu konuda bayağı bir kendini aştı. Adamlar neredeyse her şeyi kendine entegre edebiliyor, kendini adapte edebiliyor. Ama mesela şeyde 3D Max'i muhtemelen bildiğim için ve kullandığım için tek geçiyorum. Tek geçiyorum. Maya bilen insanlar mesela Maya'yı tek geçer. 3D Max'i şey yapar. Ama aslında genel olarak bakın hepsi aynıdır. Hepsi aynıdır. Ya mantık olarak aynıdır, yapı olarak aynıdır, hepsi aynıdır. O dört programın hepsi şeydir, yapı olarak aynıdır. Şimdi şeye gelecek olursak, ZBrush'a gelecek olursak, asıl mesele ZBrush'a gelecek olursak ki şey yapamadık. Gerçi öteki konularda da pek fazla şey yapamadık. Yani onlarla ilgili anlatacak aslında çok şey var. Yani mesela bu kendinizi geliştirmek istediğiniz meselelerle ilgili
veya tercihlerle, yapılacak tercihlerle ilgili çok şey var da bu ZBrush'a gelelim. Zamanımız azalıyor galiba. Şimdi ZBrush işte başta dediğim gibi birçok sektörde, birçok alanda kullanılıyor. Şimdi ZBrush'a ilk başladığınızda ilk mesela hani şimdi ritopoloji meselesi var mesela, orada muhtemelen birçoğunuz şunu demiştir. Ben dedim yani, ben ilk başladığımda dedim, muhtemelen birçoğunuz da demiştir. Ya arkadaş, madem bununla uğraşacağız, ritopoloji yani topolojiyi yeniden şey yapacağız, düşük poligona ayıracağız. O zaman niye burada uğraşıyoruz? Yani 3D Max'e veya işte Maya neyi kullanıyorsanız mesela orada yapalım. Hani burada da giydirelim. Olsun bilsin yani, bir daha niye burada hani o kadar uğraşıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, öyle ince detaylar veriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, ondan sonra dönüyorsun dolaşıyorsun, gene düşük poligona geliyorsun. Ne anladım ben bu işten? O zaman düşük poligonu yapayım, sonradan niye uğraşmama gerek kalmaz. Ama burada ZBrush'ta asıl olay bizim hazırlamış olduğumuz yüksek poligonlu, yani bütün detayların üzerinde bulunduğu objedir. Çünkü bu obje asıl para eden şeydir. Bu objeyi doğrudan figür basım için kullanabilirsiniz. Yani figür imalatı için kullanabilirsiniz. İşte yapmış olduğunuz karakterin figür satışında kullanabilirsiniz. Diğerlerinde, düşük poligonlarda bunu yapamazsınız. Çünkü düşük poligonlarda biz işte displace, işte normal map, işte vesaire gibi şeyler kullanıyoruz. Orada olmayan detayları varmış gibi, işte ışık ve gölge oyunuyla olmayan detayları varmış gibi gösteriyoruz düşük poligonda. Ama yüksek poligonlu modellerde öyle değil. Yani o işte kılından tüyüne kadar her şey objenin üzerinde vardır gibi değildir. Yani vardır, üzerinde vardır. O yüzden hani oyuncak sektöründe bu şeyi oyuncak olarak yapabilir, satılabilir, figür basılabilir, figür satılabilir. İşte herhangi bir film veyahut da herhangi bir meşhur bir karakterin figürü yapılıp basılabilir. Büst yapılabilir, işte bilmem ne yapılır, şu yapılabilir, bu yapılabilir falan. Asıl para şeydedir, yüksek poligonludadır. Yani şunu yaptığınızda bu artık bir altındır, sizin şeyinizdedir, arşivinizdedir. Değerlendirilebilir. Hatta onun üzerinden farklı türetimler yapılabilir. Düşük poligon olayı şeydir. Hani bilgisayar içerisinde, o da sisteme bağlı olarak poligon yoğunluğu ona göre seçiliyor. Şimdi oyunlarda poligonun çok fazla düşürülmesi, ki artık o kadar da düşürülmüyor. Artık çoğu kullanıcının evindeki sistemler bayağı bir standardın üstüne çıkmaya başladı. O yüzden artık orada da pek fazla öyle çok düşük poligonlu şeyler kullanılmıyor. Ama bu düşük poligonlu kullanılmasının sebebi hani objenin veya modelin kullanılacağı sistem öngörülüyor. Mesela işte adam oyun yapıyorsa işte bu oyunun gideceği kitle bellidir. İşte bu kitlerin sahip olduğu sistem bellidir. Mesela genelde size şey verilir, işte bir oyun aldığınızda işte tavsiye edilen, önerilen en düşük sistemle, işte tavsiye edilen en düşük sistemle işte önerilen sistem vardır. Hani bu en düşük sistemin kaldırabileceği poligon yoğunluğu, ki o oyun içerisinde sadece o karakter yok. Yani o karakterlerle beraber onlarca, yüzlerce şey var, obje var. Onlarca, yani bunların hepsini topladığınızda milyonlarca poligon yapıyor. Şimdi arkadaş, yani adamın bilgisayarında nasıl bir sistem var ki? Şimdi o oyunu açacak da adam rahatlıkla oynayacak. O yüzden poligonlar düşürülüyor. İşte poligon sayısı en fazla burada düşürülüyordu eskiden. Şimdi o kadar düşürülmüyor. Sistemler dediğim gibi daha iyi hale geldi. İşte animasyon vesaire, bu genelde hani üretici sisteminde kaldığı için, şimdi bizim sistemimiz de sınırlı olduğu için bizim sistemin kapasitesine bağlı olarak, mesela işte Marvel filminin veya işte diğer işte dijital karakterlerin olduğu şeylere baktığınızda neredeyse ZBrush'taki şeye yakın olduğunu görürsünüz. Poligon örgüsünün, poligon yoğunluğunun neredeyse ZBrush'ta oluşturulmuş olduğumuz milyonluk poligona yakın olduğunu görürüz. Yani neredeyse adamlar poligon düşünmeye bile gitmiyorlar. Şimdi sistem artık kaldırıyor, eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Sistem artık kaldırıyor. Ona göre adamlarda sistem var. Bu işte objenin kullanılacağı sisteme göre obje şeyi değiştiriliyor, ama asıl para, asıl şey, yani şunun kıymeti burada yapmış olduğunuz bu yüksek detaylı modeldir. Çünkü bu her yerde ve her şekilde kullanılabilir. Her yerde ve her şekilde kullanılabilir. Diğeri
O düşük poligonlu olan öyle değil. O yüzden bu yüksek poligon çok önemli. Yani yüksek poligon, yüksek detaylı objeler, modeller çok önemli. Şimdi bu şeye baktığımızda ZBrush'ın dedik yani iş sahası çok geniş. Akla gelen gelmeyen işte bir oyuncak sektörü olabilir, hediyelik eşya sektörü olabilir, işte takı tasarım sektörü olabilir, işte ne bileyim mobilya sektörü olabilir vesaire gibi. Yani bu endüstride de kullanılabilir. Yani bu işlemenin, motifin, dekoratif şeylerin, yüksek detaylı işçiliğin olduğu her yerde kullanılıyor. O yüzden ZBrush'a hakimseniz ve bu şeyleri rahatlıkla yapabiliyorsanız, detaylandırmayı rahatlıkla yapabiliyorsanız ve ücretli çalışacaksanız iş bulmakta pek fazla sıkıntı çekmezsiniz. Yani çok fazla ihtiyaç var bu alanda ve yetişmiş eleman sayısı çok az. Yetişmiş eleman sayısı çok az. O yüzden ücretli iş bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Ücretli iş bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Endüstride de çalışabilirsiniz, takı sektöründe de çalışabilirsiniz, hediyelik eşya sektöründe de çalışabilirsiniz, oyun sektöründe de çalışabilirsiniz, reklam sektöründe de çalışabilirsiniz vesaire yerlerde de çalışabilirsiniz. Şeyi çok geniştir, iş sahası çok geniştir. Bununla birlikte ücret meselesi tabii hani o sizin çalışacağınız veya yapmış olduğunuz işle doğrudan ilintili bir şey. Freelance meselesiyle ilgili mesela orada da çok iyi para kazanabilirsiniz. Ya yani karakter satıp şeylerde işte malum diyorsunuz model satış siteleri var. Oralarda karakter satışı yapıp işte satış yani böyle ortalama nasıl diyeyim hani böyle her alanda her platformda kullanılabilecek genel tipler, genel karakterler yaptığınızda bunların satışı yapılabilir. Satışı yapılabilir. Veya hani büst yaparsınız. Mesela Türkiye'de yaşıyorsanız işte Türkiye'de nasıl diyelim hani birçok ünlü sanatçının işte büstlerini yapıp işte ne bileyim figürlerini vesaire şeylerini yapıp mesela bunların satışını yapabilirsiniz. Kendi sitenizden veya işte yine bu model satış sitelerinden vesaire yerlerden satışlarını yapabilirsiniz. Yani ZBrush'ta kendinizi geliştirdiğinizde freelance de olsa şey de olsa rahatlıkla para kazanabilirsiniz, rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Yani o konuda pek fazla sıkıntı çekeceğinizi hiç zannetmiyorum. Diğer 3D şeylerinde bu kadar rahat konuşamayız. Çünkü orada yetişmiş eleman sayısı çok fazla. Sektörün ihtiyacı belli. Ve burada yapılacak işler de belli. Ki bu hani freelance meselesinde şimdi mesela şey dediğimizde hani diğer 3D alanlarında freelance dediğimizde hani firmaların size ihtiyacı olacak da ki o ihtiyaç da hani bin bir merhaleden geçecek ki hani adamlar size ihtiyaç duysun. Hani nedir o ihtiyaç? Adam işte şey yapmış, firmasını kurmuş, iş yapıyor. Adam zaten kendi içinde bu işi yapan bir ekibi var. Ekibi var. İşte adam ya yoğunluk yaşayacak ya da ekibinin yapamayacağı bir iş olacak veyahut da böyle angari bir iş olacak. Yani bunu dışarıya verme ihtiyacı duyacak adam. İşte orada muhtemelen işte bildiği, tanıdığı adamlarla çalışacak. Hadi o da müsait değil. İşte orada arayacak da arayacak da bir şekilde o yüzlerce insan arasında sizi bulacak, size verecek de sizle beraber çalışacak. Ondan sonra bir de fiyatta anlaşmadın vesaire gibi. Şimdi bu şey meselesiyle ilgili diğer 3D programlarda hani freelance meselesiyle ilgili, serbest çalışmayla ilgili veyahut da tek tabanca takılmayla ilgili rahat bir şey söyleyemem. Rahat bir şey söyleyemem. Çok zordur. Hakikaten çok stresli ve çok zor bir meseledir. Ama ZBrush'ta öyle değildir. ZBrush'ta hani diğerlerine nazaran çok daha rahat iş bulma imkanına sahipsiniz. Hatta İngilizceniz varsa yurt dışında özellikle Amerika'da vesaire yerlerde mesela rahatlıkla iş bulma imkanına sahipsiniz freelance olarak. Serbest çalışan olarak hatta maaşlı ücretli işçi olarak yani şeyi çok açık şeyi çok açık yetişen elemanın olmayışı ve çok geniş bir sahada alanda kullanılıyor olması burayı cennet haline dönüştürüyor. Cennet haline dönüştürüyor.
Bu şeyle ilgili hani şeye de değinelim biraz. Bu ZBrush'ta kendinizi geliştirme meselesiyle ilgili tabii ne yapacağınız tabii ne yapacağınız değil. Şimdi ZBrush'a girdiyseniz zaten karakter tasarım veya modelleme yapacaksınız anlamına geliyor. ZBrush'ın amacı bu. Sonradan işte şeyler çıkartılıp biraz ZBrush hani şeyinden biraz kaymaya başladı. Zim modeller vesaire gibi şeyler çıkmasıyla beraber hani birçok şeyi kendi içinde halletmeye çalışıyor. Yani başarılı başarısız o konuda bir şey demeyeceğim ama hani iyi şeyleri var o konuda. Biraz şeyin dışına çıktı ama ZBrush'ın asıl amacı hani karakter modelleme, karakter tasarım vesaire gibi. Bu konularla ilgileniyorsanız sizin kendinizi geliştirmek için uğraşacağınız veyahut da yani yöneleceğiniz alanlar bellidir. Şimdi aslında 3D şeyin mesela dedim ya çok geniş bir konu. Yani sürekli mesela oradan çıkamıyor. Sürekli oraya gidiyoruz. Yapacağınız işte kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu işin uzmanlarını takip etmeniz gerekiyor ki ve bu işin uzmanları kesinlikle tutoriyellerde izlediğiniz kişiler değil. Yani tutoriyellerde yani bizim tutoriyeller de var. Bu tutoriyeller size sadece programı gösterir. Programı gösterir. Yani bu işin inceliğini, bu işin detaylarını, bu işin asıl bilinmesi gereken yerlerini göstermez ve muhtemelen bilinmez de. Yani yapan kişiler tarafından bilinmez de. Mesela animasyonla uğraşıyorsanız, mesela burada kimi takip edeceksiniz? Burada takip edeceğiniz kişiler bellidir. Pandomim ile uğraşan insanlar, sanatçılar veya palyaço. Bu insanlar duygu durum anlatımı açısından Nirvana'ya ulaşmış adamlardır. Animasyonla uğraşan, yani karakter animasyonlarla uğraşan insanların takip edeceği insanlar bunlardır. Yani o tepkimeleri, hareketleri vesaire şeyleri bir pandomim veya bir palyaçodan daha iyi yani o soyut şeyleri yani somut hale getirebilen ve onları dışa vurabilen daha iyi başka bir kol yoktur. Başka bir branş yoktur. Bu insanların takip edeceği kişiler bunlardır. Bu insanların takip edeceği, kendini geliştireceği alan, saha burasıdır ve bu insanları takip etmesi, bu insanlar üzerinden kendini geliştirmesi gerekir. Mesela renderla uğraşan insanlar, hani neyin render olursa olsun, ürün render olsun, iç mekan render olsun, bilmem ne olursa olsun, burada insanların takip edeceği şey fotoğrafçılardır, fotoğraf sanatçılarıdır. Yani burada fotoğraf sanatçıların kullanmış olduğu o kadrajlardan tutun da, kamera işte merceklerin şeyinden tutun da, kullanmış olduğu ışıklardan, İşte resim üzerine uygulamış oldukları etkilere yani o işte çoğu karşıdır ama hani Photoshop üzerinde vesaire şeylerde hani o alan derinliği, kontrastı, şuyu buyu vesairesi fotoğrafçıları takip edeceksiniz. Yani ve kalkıp da internette işte V-Ray ile bilmem ne render alıyoruz diyen adamları takip etmeyeceksiniz. Yani orada programı öğreneceksiniz. Yani takip etmeyeceksiniz derken şey anlamında söylüyorum. Tabii ki takip edin. Hani orada size programı öğretirler. Programı öğretirler ama programı öğretirler sadece. Programı yani neyin nasıl yapıldığını, ne yapılması, neye dikkat edilmesi, hani oradaki amaç nedir, temel mantık nedir falan oralara pek fazla girmezler. Hani bilen girmez, bilen de girmez, girmeyen zaten kimisi bilmiyordur da girmiyordur. Kimisi de paylaşmak istemeyeceği için girmiyordur. Onların şeyini nerede öğreneceksiniz? Şeyde fotoğraf sanatçılarından öğreneceksiniz. İşte kadrajı, alan derinliği, kontrastı, şu bu ışık kullanımı vesaire gibi orada şey yapacaksınız. Bu ZBrush'taki meselede bunun şeyi bellidir. Ya heykel yontma, heykeltıraşlar veya işte resimde uzmanlaşmış insanlar, ressamlar. Yani güzel sanat okuduysanız işte heykeltıraş veya da işte resim bölümü zaten bunun büyük bir ölçüsünü yani ZBrush programını bilmiyor bile olsanız yani yolun büyük bir mesafesini zaten kat etmiş arkanızda bırakmışsınız demektir. Yani bundan sonra sizin sadece bir hafta iki hafta uğraşmanız gerekiyor programı öğrenmek için. Bu. Yani ZBrush'ın böyle bir şey var. ZBrush'ta kendinizi geliştirmek istiyorsanız heykeltıraşları takip edeceksiniz. Dünya çapında işte ünlü heykeltıraşların mesela şeyleri var. Tutorialleri var, çalışmaları var, paylaşımları var. YouTube'da inanılmaz sayıda. Onları takip edeceksiniz. İşte resimde uzmanlaşmış insanlar. Tabii resimde uzmanlaşmış derken şeyleri kastetmiyorum. Hani hızlandırmış video ile işte portre çizen insanları kastetmiyorum. Mesela işte hani resimde dikkat edilmesi gereken işte anatomiyi, işte formları vesaire şeyleri böyle matematiğini ve mantığını anlata anlata yani o bütün formları vesaire şeyleri veren insanları kastediyorum.
bu yönde de çok şey var YouTube'da. Bu konuda YouTube hakikaten inanılmaz bir yer. Bu insanları takip edeceksiniz. Bu insanları izleyeceksiniz. Bu insanlardan öğreneceksiniz. Öyle geliştireceksiniz kendini. Yoksa yani programı biliyor oluşunuz bir şey değiştirmiyor. Şimdi mesela bu biraz şey meselesi gibi. Hani kalem kullanma meselesiyle ilgili. Herkes kalem kullanmayı bilir ama kimse oturduğu zaman portre çizemez. Veya işte resim malzemeleri. Şimdi ben senin önüne işte her türlü resim malzemesini koysam, fırçasından boyasına, paletinden bilmem neyine kadar, tuvaline kadar. Şimdi bir adamın önüne şey koyduğum zaman o adam oturup orada işte ne bileyim manzara resmi, portre falan çizemez bana. Nasıl çizecek? Adam bilgisi yok ki. Rastgele sallar fırçaları. Ortaya ne çıkarsa artık. O yüzden program bilgisi bir şey değil. Yani onun fazla gözünüze büyütmeyin. Yani şu program oturduğunuzda ya yani samimiyetle söylüyorum bir haftada 2 haftada öğrenebileceğiniz bir şeydir. Yani bir haftada 2 haftada artık gidip çıkmadığınız yere kalmaz program. Her şeyini öğrenirsiniz. Burada önemli olan anatomiyi biliyor olmanız, resmi biliyor olmanız, işte veyahut da işte nasıl diyeyim formlarla ilgili bilgiye sahip olmanız. Yani bunun için de kitaplar okumanız gerekiyor. Bu işte hani bilgi paylaşımı yapan insanları takip etmeniz gerekiyor ki İngilizcesi olmayan insanlar burada ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Çünkü Türkiye'de bu tür paylaşım yok. Hiç yok. Türkçe'de hiç yok. İşte İngilizcesi olan insanlar buradan biraz istifade edebiliyor. Ama işte benim gibi İngilizcesi olmayan insanlar ne yapacak? Onların yapabileceği bir şey yok. İşte nadiren az sayıdadır ve o kadar şey de değildir, kapsamlı da değildir. İşte anatomiyi anlatan veyahut da işte resme dönük veyahut da anatomiye dönük şeyler var, çizim kitapları var. Onları alacaksınız, oradan kendinizi geliştireceksiniz ki bu işin en büyük enstrümanı kağıt kalemdir. Oturup kal alacaksınız, çizeceksiniz. Yani benim resmim bir şeye benzemiyor. Resmim bir şeye benzemiyorsa burada yapacağım bir şey de pek fazla bir şeye benzemeyecektir. Onun altını çizeyim. Yani resminizin kalitesi neyse burada yapacağınız şeyin işin kalitesi de aşağı yukarı odur. Pek fazla bir şey oynamaz. Zaten o formu biliyor olsaydın kağıda onu dökerdin. Ya yani kağıda onu dökemiyorsan demek ki o formu bilmiyorsun. Eğer o formu bilmiyorsan bu karakterin üzerine onu vermen de mümkün değil. Çünkü formu bilmiyorsun. Formu bilmiyorsun. Ha, çekiştirerek aylarca uğraşıp yapabilirsin. Yani haftalarca aylarca uğraştığında kağıda o resmi de çizersin yani. Kağıda o resmi de çizersin bir şekilde. O yüzden burada işte bilinmesi gereken veya dikkat edilmesi gereken şey anatomi bilgisi. Mutlaka anatomi bilgisi. Yani buna olmadan olmuyor. Olmadan olmuyor. Sürekli çizim yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili tutorialler izlemeniz gerekiyor. İşte videolar izlemeniz gerekiyor. Kitaplar okumanız gerekiyor vesaire vesaire. Ki burada hani daha halen daha şeyi bahsediyorum. Modelleme yani işin tasarım kısmı çok farklı. Mesela bir şey var. Tasarım genelde bizde yanlış algılanıyor. Yanlış biliniyor. Mesela tasarım beni aşan bir konu. Tasarım çok farklı bir şey. Tasarım çok farklı bir şey. Beni aşan bir konu mesela. Ben yani bilmiyorum o konuda pek cesaretli değilim yani. O konuda özgüvenim biraz düşüktür. Şey anlamda karakter tasarımında şeyde biraz şeyimdir. Tasarım bambaşka bir konu. Yani bambaşka bir mesele. Tasarımcının modellemeyi biliyor olması gerekmiyor. Modellemecinin de tasarımdan anlıyor olması gerekmiyor. Ha, ikisi de olursa o zaman ayrı. Yani danından yenmez. Ama işte modellemeci farklı, tasarımcı farklı. O yüzden bu ikisinin eğitimi ve o ikisinin şey tecrübesi, o ikisinin şeyi de farklı. Arkadaş şu an şeyde video oynuyor. Görüyorum şu anda şeyi, videoyu anlatıyorum. Daha hala var, süre var, hala daha var, bayağı bir şey var. Orayı da dolduramıyorum. Ne kadar? Daha aşağı yukarı 15 dakika falan var galiba. Bakayım. Evet, 15 dakika daha var. 15 dakikayı nasıl dolduracağız? Şu an laf kalabalığı yapıyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Şeyle ilgili, hani ZBrush'la ilgili, kendimle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Şimdi ZBrush, hani benim üzerinde para kazandığım, benim hani profesyonel olarak yaptığım bir iş değil. Yani onun altını çizeyim. Onun altını çizeyim. Benim haricen işte hani boş zamanlarda veya işte hani kafa dağıtmak istediğimde, işte kafamı dağıtmak istediğimde veya işte hani farklı bir ilgi alanı olarak mesela uğraştım, çalıştım, uzun zamandır yaptığım bir iş. O yüzden hani
Mesela ZBrush'ta veyahut da karaktere dönük mesela şeyim yoktur hiç. Paylaşımım vesaire şeylerim yoktur. Çünkü profesyonel olarak bu şeyi yapmıyorum, işi yapmıyorum. Hatta gelse bile hani verilse bile alabileceğimi pek zannetmiyorum. Çünkü ben işte aslında ilk bu şeyle başladım. Karakter tasarım ve modellemesiyle başlamıştım ilk yıllarda. Tıpkı herkes de olduğu gibi hepimiz öyle başlamışız muhtemelen. Ama daha sonra hani piyasa koşulları işte hani içinde bulunduğumuz durum işte Türkiye'nin işte içinde bulunduğu durum vesaire falan. Endüstriyel ürünlere geçiş yapmak zorunda kaldık. Çünkü para lazım, para kazanmamız gerekiyor. Türkiye'de o zamanlar bunlar pek fazla para etmiyordu o zamanlar. İşte endüstriyel ürünlere geçiş yaptık, tuttu. Hakikaten de tuttu. Zaman içerisinde yani bazı zorluklar yaşadık, çok ciddi zorluklar yaşadık ama yıllar içerisinde hani belli bir müşteri portföyümüz oluştu. Artık düzenli hale gelmeye başladı. İşte arada işte şeyler de oluyor. Harici gelen işler de oluyor vesaire şeyler de oluyor. O yüzden hani bu yapmış olduğumuz işin dışına pek fazla çıkamıyoruz. Yani zaten şeyimiz tamamen dolu. O yüzden hani karakterle vesaire şeylerle pek fazla uğraşamıyorum. Hatta bu ZBrush falan hiç aklımda yoktu benim. Mesela ben kanalda birisi uzun zaman önce galiba 1-1,5 yıl falan oldu herhalde. Birisi şey dedi işte ZBrush'la ilgili bir şey sordu. Bir şey sordu YouTube kanalında. Ben aslında 3D Max ağırlıklı ve V-Ray işte render ağırlıklı bir şey yapacaktım. Modelleme ve şeye dönük. Yani kendi işimden bir şeyler verecektim ama orada da biraz sıkıntı yaşıyordum. Yani çünkü para kazandığım bir alan. Hani orada bildiğimiz her şeyi anlatmamız pek mümkün değil. Yani pek mümkün değil. Çünkü zaman içerisinde bizim edindiğimiz kazanımlar, tecrübeler, deneyimler vesaire öyle kolay edinilmiyor bunlar. O yüzden böyle kolay vermek de kolay değil. Birisi işte 1-1,5 yıl önce işte ZBrush ile ilgili bir şey sormuştu. Şeyi hatırlamıyorum şimdi. Soruyu vesaire şeyi hatırlamıyorum ama sırf ona şeyi göstermek için, bir şey göstermek için bir video çektim ve işte kanalda yayınladım. Daha sonra o videonun üzerine birisi daha bir şey sordu. ZBrush ile ilgili. Dedim hani onu da şey yapayım, cevaplayayım, vereyim. Ondan sonra hadi madem yapıyoruz falan dedim bir tane basit bir şey yapayım, karakter yapayım. Bir basit bir model yapayım falan. O şekilde bir gideyim. Sonra sorular gelmeye başladı. Dedim ya bu böyle olacak gibi değil. Var dedim hiç olmazsa şey yapayım. Hani programı anlatayım. Orada bırakacaktım. Yani normal hani program şu tuş şudur. Şuna bastığında bu bunu yapar, bu bunu yapar. İşte şu şunu yapar bildiğim kadarıyla. Anlatıp orada bitirecektim. İşte onu yaptıktan sonra baktık böyle olacak gibi değil. Hani var karakter yapalım da şey yapalım insanlara. Hani şimdi bunu anlatma yani dedim ya şimdi program biliyor oluşun da bir şey değiştirmiyor. Anatomi bilmen gerekiyor işte modelleme sürecini bilmen gerekiyor vesaire. Şimdi bunu göstermedik mi bu sefer burası anlamsız kalıyor. Yani programı anlatmışsın, göstermişsin, tarif etmişsin bir esprisi yok. Yani modellemeyi de göstermen lazım ki adam onu kullanabilsin. O göstermiş olduğun araçları bir işe yarasın. Öyle başladık. Ondan sonra hani ya yapmışken hani bir tık daha ileriye taşıyalım. Şu bu falan derken oldu kanal şey. ZBrush kanalı. Hiç programımda yokken, hiç aklımda yokken, hiç böyle şeyimde yokken. Kanal oldu ZBrush kanalı ama hakikaten yoruyor. Yani mesela şöyle hem çalışıp hem üzerine konuşmak iki farklı şeye dikkat etmen gerekiyor. Mesela benim videolarda çok dikkat etmişsinizdir. Mesela söylem hataları çok oluyor. Söylem hataları çok oluyor. İfadeler çok yanlış kullanılıyor mesela bazen şeyde video içerisinde. Hatalar çok oluyor. Şimdi modele odaklandığında konuşmaya odaklanamıyorum. Çünkü bir şey anlattığınızda yani belli bir konu üzerinde durduğunuzda ona odaklanmanız gerekiyor. Konuya odaklandığında modele odaklanamıyorum bu sefer. Model sapıtıyor, iyice dağılıyor. Acayip bir şey oluyor. Hani birçoğu gibi şey yapılması gerekiyor aslında bu işte. Hani gerçek zamanlı da olsa hani sessiz.
Ya arkaya bir fon müziği koyarsın, bir müzik koyarsın ya şey koyarsın veya işte şimdi olduğu gibi sonradan hızlandırılmış video üzerine anlatılacak, söylenecek bir şey varsa anlatırsın, söylersin vesaire ama hakikaten de zor. Yani mesela şunu söyleyeyim. Mesela hani ZBrush'la ilgili benden çok daha önce mesela bu işe başlamış ve insanlarla bir şeyler paylaşan kanallar var. Kanallar var ve belli bir süreden sonra bıraktılar. Mesela bunların bazıları veya yani özellikle bir tanesi mesela benden çok daha iyidir. Yani hem modellemede hem şeyde benden çok daha iyidir. Ama işte bu zorluklarından ötürü muhtemelen paylaşımlar durdu. Zorluklardan ötürü muhtemelen paylaşımlar durdu. Yani bunu şöyle düşün. Yani mesela şu şeyin mesela şu 2 saatlik video, mesela şu 2 saatlik video. Şimdi bunun üzerine bir de ses kaydı yapıyorum. Bir 2 saat şey aşağı yukarı 1 saatte buradan biniyor 3 saat. Şimdi bunun şey var. Hani kurgusu var. Şimdi videolar birleştirilecek. İşte bu ses kaydı videonun üzerine o sessiz olan kısmın üzerine bindirilecek. Daha sonra bu konvert edilecek, dönüştürülecek. Sonra işte bunu şeye YouTube'a yükleyeceğiz. Yani gene nereden baksan 500-600 MB bir şey olacak bu video. Şeye rağmen. Düşük şeye rağmen yine 500-600 MB falan olacak. Bir de bunun yüklenmesi var. Şuyu var, buyu var. Ha, etti sana işte 6-7 saat. Şimdi bu 6-7 saat içerisinde arkadaş ben neler yapardım. Neler neler yapardım. Yani şeyde çok şey var. İşte oturduk bunlarla uğraşıyoruz. 6-7 saat. Ama şikayet olarak algılanmasın, bu şikayetçi değilim. Şikayetçi değilim. Yani insanların istifade etmesi, faydalanması güzel bir şey. Benim hoşnut ediyor. Özellikle mesela bu çalışmaları paylaştıkları zaman, ortaya bir şey çıktığı zaman benim hoşuma gidiyor. Ki mesela benim jenerasyon mesela çok iyi bilir. Mesela eski, mesela 10-15 yıl öncesine kadar mesela şeydi. Arkadaş yani o zaman ne internet? Yani internet dediğiniz şey işte Türk Telekom'dan bağlanıyorsunuz. O da nasıl diyeyim size, bir sayfanın açılışı zaten yarım saat, bir saat. Yarım saat, bir saat ki açsanız da ne açacaksınız? Mesela sayfa diyor ki neyi açacaksınız? Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz. İnternet, YouTube falan hepsi sonradan geldi. Programlar vesaire şeyler. Yani o zamanlar mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. Beyazıt'a gidip mesela, Beyazıt'ta bizim şeyler vardı o zamanlar. Bu arada şey de vermiş olduk mesela, ilk başlangıcımız öyle. Beyazıt'ta, şurada, burada vesaire şeyler. Eskiden öyle para kazanamadığımız dönemlerde merak ediyoruz. Ki zaten isteseniz öyle lisanslı misanslı alamazsınız. Yani burada nereye lisans falan yok. İşte adamlar yurt dışından alıp getiriyorlardı. Burada kreklenmiş, bilmem ne yapılmış falan. Oradan öyle öğrendik biz şeyleri, programları vesaire şeyleri. Herkes öyle öğrenmiştir. Bak mesela onun da adını koyayım. Yani bugün profesyonel, yani her ne kadar tamam şimdi lisanslı programlarımızın hepsi lisanslı. İşte diğer arkadaşların kullanmış olduğu programlar da lisanslı. Çünkü işte hani biz bu işin ticaretini yapıyoruz, para kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar ofis işletiyor, bilmem ne oluyor falan filan. Mecbur yani, artık bir yerden sonra mecbursunuz. Bu lisansa geçmek zorundasınız. Ama tabii para kazanıyorsunuz. Hani o sizde pek fazla şey olmuyor, problem olmuyor, sorun olmuyor. Ama şunu söyleyeyim. İstisnasız, hani belki bir iki istisna yapabiliriz belki. Hani o da hani içinde bulundukları imkan ve koşullar itibariyle zaten o şeyin içinde başlamıştır. Yani o sistem içerisinde başlamıştım. Herkes yani bu işte lisanssız programlarla, cracklerle vesaire şeylerle başlamış, öğrenmiştir. Yani programı orada öğrenmiştir. Yani öyle kalktı çünkü çok ciddi paralar. Yani öyle lisans değil, hani belki hani ana programlar ciddi paralardır. Ana programlar ciddi para. Öyle çalışmayan adamın, buradan para kazanmayan adamın öyle karşılayabileceği rakamlar değil. Karşılayabileceği rakamlar bir, hatta bazen bize bile ağır geliyor yani. Bazen bize o konuda bak mesela Unreal Engine'ı takdir ediyorum. Yani adamlar helal olsun, yani adamlar programı ücretsiz yaptılar. Adam diyor işte al diyor programı, kullan diyor. Her türlü desteği de veriyor. Plugin'i işte suyu buyu bilmem neyi falan her şeyini veriyor. İş yaparsan diyor. İşte Steam vesaire böyle işte şeyde iş yaparsan diyor. Para kazanmaya başlarsan ona da zaten bir şey koymuş. Hani
şimdi tam hatırlamıyorum ama hani misal atıyorum mesela 3000 dolar kazandım mesela. Ondan sonra diyor ben diyor o şeyden diyor pay alırım diyor. Pay alırım diyor. O konuda mesela Unreal Engine'i hakikaten de çok takdir ediyorum. Yani inşallah bozulmaz ki işte adamlar bunu hep sürdüreceklerini söylüyorlar. Keşke diğer programlarda, gerçi diğer programlarda onu yapmak pek fazla mümkün değil. Hadi Steam vesaire gibi şeyler hani Unreal Engine yani yapılan işi takip edebiliyor vesaire. Şimdi diğer 3D, şimdi onlara da haksızlık etmeyeyim. Şimdi bu adamlar nasıl takip edecekler? Bu adamların böyle bir imkanı yok. O yüzden böyle bir uygulamaya geçmeleri de mümkün değil. Yani biraz şey bir mesele, karışık bir mesele. Bu arada az kaldı karakterin şey. Şu anda bizim mesela şu karakterle ilgili şu an mesela şu çalışılan karakterle ilgili hani dediğim gibi düşük detaydan yüksek detaya gidiyoruz. Şu an mesela ellere, ayaklara vesaire şey hiç girmedik. Yani onlar mesela kesilecek, oraya yeni bir el vesaire şeyler oluşturup sonradan ilave edeceğiz. Zaten ayak çizme bizim. Bot gelecek. Askeri bir bot gelecek şeye, karaktere. Kafayı sonra oluşturacağız. İşte kafayı keseceğiz. Şeyde poligon grubu olarak ayıracağız. Hatta gruptan da çıkartacağız onu. Çünkü Dynamesh kullanacağız orada. Onu dördüncü bölümde şey yapacağız. Dördüncü bölümde işte bu Dynamesh'i 128 yapıp poligon yoğunluğunu burada arttıracağız. Artık tamamen olması gerektiği şekli vereceğiz. Elleri, ayakları da ekleyeceğiz o şey içerisinde ve kafayı da yapacağız. Yani dördüncü bölümde artık biz şeyi, karakterimizi göreceğiz. Bu arada bizim çalışmış olduğumuz karakter Bruce Wayne değil. Yani Batman karakteri çalışıyoruz. Şu an halen daha Batman'den çok uzağız. Halen daha Batman'den çok uzağız. Halen daha hani ZBrush'ın Lightbox bölümündeki o tool araçları içerisindeki o hazır figürler var ya, yani şu 3 saatte, yani aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 3 saat falan oldu, işte 2 saat bu, 1 saatte öncesi o tool içerisindeki o figüre ancak daha yeni gelebildik. O yüzden hani mesela diyorum ya işte bu doğal bir çalışma şey değil, prosedür süreci değil. Yani normalde işte o direkt biz Lightbox'ın içindeki o tool içerisindeki o figürü almış olsaydık oradan detaylandırıp zaten karakterimizi rahatlıkla çıkartabilirdik. Rahatlıkla çıkartabilirdik. Şu 3 saate zaten karakteri bitirmiş olurduk. Biz daha henüz o Lightbox'taki şey figüre daha yeni geldik. Daha yeni geldik sayılır. İşte bundan sonraki bölümde şey yapacağız. Dynamesh'i yükselteceğiz. İşte tamamen artık şeyi tamamlayacağız. Elleri, ayakları da muhtemelen ekleyeceğiz. Kafayı mutlaka bitireceğiz. Çünkü kafa bizim için önemli. Çünkü bizim karakterin bütün genel şeylerinde alacağımız referans bizim kafa ölçüsü. O yüzden kafanın bitmiş ve tamamlanmış olması gerekiyor ki tamam kafanın tam şeyini biz görelim ve onun üzerinden karakterimizi asıl şey yapalım. Bu arada tekrar söyleyeyim, bizim çalıştığımız karakter Bruce Wayne değil. Yani Batman karakteri ama Bruce Wayne değil. Bu Flashpoint serisi şey bölümünde bu Adalet Ligi serisinin bu hem çizgi roman hem çizgi film olarak yapıldı. Adalet serisi bölümünde Flash'in bildiğimiz Flash karakterinin yaşadığı bir öykü var. Bu öyküde Flash zamanda yolculuk yapıyor. Ve bu zamandaki yolculukta bir şey değiştiriyor. Bu değiştirmiş olduğu şey diğer her şeyi değiştiriyor. Ve orada Flash öykünün belli bir noktasında Batman'le karşılaşıyor. Fakat orada bir sürpriz yaşıyor. İşte orada görmüş olduğu Batman Bruce Wayne değil, Thomas Wayne. Yani Bruce Wayne'in babası. Biraz daha yaşlı, biraz daha yaşlı. Gerçi yani Batman'in hani Bruce Wayne'in farklı yaş şeyleri var ama bizim gördüğümüz karakter Thomas Wayne, Bruce Wayne'in babası. Onun bir sebebi var, onu söylemeyeyim. Hani Adalet Ligi Flash noktası olarak, Flashpoint olarak arattırırsanız şeyde internette çizgi filmini de bulabilirsiniz. Orada izleyebilirsiniz. Çok güzel. Ben mesela şeyi çok beğendim. O bölümü, çizgi filmi çok beğendim. Hatta Batman karakteri benim çok hoşuma gitti. Ya yani Thomas Wayne adam acımasız. Yani çok sert, çok katı ve acımasız. Ki şartlar, koşullar onu gerektiriyor zaten. Yani şimdi biraz belki şey olacak ama hani spoiler olacak ama mesela o şeyde hani bizim meşhur Batman'de gördüğümüz veya neyse şey bitiyor. Burada bitireyim. Burada artık spoiler bitirdim.
Artık şeyi de bitirelim, videoyu da bitirelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.